örneğin 130 kişi katılıyor canlı olarak. Derslerimizi yürütüyoruz. Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz katılıyorlar. Aynı anda sanırım 2000 oturum oluyor ders. Zaten 2000 küsur hocamız var. Belki 2000 değil, 1000 oturum, 500 oturum tam bilmiyorum ama ya biz kaldırıyoruz ama tüm Türkiye'deki Wow. durumu bilmiyorum. Ama çok memnun öğrenciler. Bir geri bildirim. Şey de diyorlar, hocam normalde de böyle yapalım. Tahtayı sanki en öne oturup tahtayı böyle süper gören hani konumdayım. Çok iyi takip edebiliyorum şeklinde güzel yorumlar aldık. Evet, şey Ya gibi tabii yani inşallah Amfi'nin en bitsin. çalışkan öğrencisi. Herkes Amfi'nin en Aynen, çalışkan aynen. öğrencisi modunda. Çok doğru. Harika. Aynen o şekilde oldu. Memnunlar tabii ki bitsin istiyoruz bu durum. Gerçekten korkunç bir durum. Ama bu vesileyle diyoruz online eğitime geçiş yapmış da oluyoruz. Siz de aynısını galiba Yani umarım ortaokul ve liseler için değil mi düşünüyor, planlıyorsunuz şu an? Canlı olarak yani sanal ders şu ortamı an olarak. zaten can şöyle bakanlığın yaptığı bir çalışma var. Özellikle 8. ve 12. sınıf yani sınavlara hazırlanan öğrenciler için bir canlı ders uygulaması durumu başladı. Yani fiilen başladı. Birkaç gündür yapılıyor. Ama onun altyapısı bildiğim kadarıyla hocam şey üzerinden hani bugün konuşuldu. Zoom üzerinden galiba yapılıyormuş herhalde. Ben öyle bir söylenti duydum ama tam olarak hani Bizde nasıl planlandı, programlandı bilmiyorum. Sizde mi Zoom? aynı şekilde biz de Aa. Zoom kullanıyoruz. Evet, çok kullanışlı. 500 öğrenciye kadar alabiliyoruz. Ama üniversitemiz onlarla tabii bir anlaşma yaptı. İTÜ Zoom'la bir şey yaptı karşılıklı. Bilmiyorum detaylarını ama belki Ciddi milli bir protokol bakanlığı olabilir. imzalanmıştır. Evet. Evet. Yani KVKK şeyinde ciddi bir şey imzalandığını düşünüyorum. Evet, Protokol ben de öyle imzalandığını tahmin düşünüyorum. ediyorum. Tabii, çok dikkat ediyorlar her türlü Evet. bu veli alışverişi işlerine kesinlikle. Evet. Ya çünkü Ama çok çok şey iyi. oldu bu eskitildi. Şeyde belki biliyorsunuz neydi onun ismi medyada yani Zoom şöyle Zoom böyle işte herhalde bu ücretsiz kullanma durumlarında elde edilecek verinin kullanımıyla alakalı bir hadise söz konusu. Ama bilmiyorum. Hocam biz bayağı bir olduk. İstiyorsanız çok gecikmeden sizi de çok fazla meşgul etmeden başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar yayınımız Twitter ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Tabii bunlar kayıt altına da alınmış oluyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Yukarıda sohbet kısmının üstünde bir anket paylaştım. Bu anketin notlar kısmını alıyorum. Tıklayıp doldursanız sevineceğim arkadaşlar. An içinde bunu da yapabilirsiniz. Sevinirim. Şimdi ben sözü hocama bırakacağım. Hocam soru alma düzenimiz nasıl olsun? An içinde mi yoksa sunumunuz bittikten sonra mı? Belki sonda alırsak daha rahat olur. İsterseniz sıkıntı olmazsa herkes not edebilirse Yani ben daha şöyle iyi olur yapacağım. diye düşünüyorum. Ya da çok Ben çok şöyle sıkıntılı böyle yapacağım. mutlaka. Evet. Ben yanda sohbet kısmında arkadaşlar sorularını sordukça yan tarafa notlar kısmına sürekli şey yapacağım hocam. Tamam, ben onu Soruları açamadım şu aktif an. edeceğim, oraya alacağım. Sohbet. Ha, Çok şimdi önemli değil. gördüm. Ben de onu Sunumunuz bittikten okuyayım. sonra. Hayır, hiç Tamam. gerek yok. Onu siz takip etmeyin. Tamam. Ben takip edeceğim onu. Tamam. Sorular kısmına alacağım zaten. En sonunda da soruları size iletmiş oluruz. Tamam. Tabii. Tamamdır. Oldu. Ben sesimi O zaman alıyorum yayından başlayalım. hocam. Kolay gelsin. Tamamdır. Oldu. Teşekkürler. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle aslında tüm dünyayı, insanlığı, hepimizi etkileyen bu zor durumda. Salgın hastalık sırasında bütün katılımcıların, dinleyenlerin, herkesin kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarının iyi olduğunu umuyorum. Lütfen sağlıkta, güvende kalın. Ben Gözde Ünal, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün algoritmalar ve yapay zeka hakkında konuşacağım sizlerle. Şimdi slaydımı ilerletmeye... Tamamdır. Biraz hemen kendimden bir dakika kısaca bahsedeyim.
Doktora derecemi North Carolina State Üniversitesi, Raleigh, North Carolina'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde aldım bilgisayarla görü konusunda. Daha sonra Georgia Tech, dediğim Georgia Institute of Technology'de, Atlanta, ABD'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Ardından da endüstriyel sektörde, yine ABD'de, farklı firmalarda diyeyim, kurumlarda araştırmacı olarak çalıştım. Yaklaşık 12, daha fazla, hatta 12 seneden fazla bir süredir de Türkiye'de öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Halen İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim. Bilgisayar Bilişim Fakültesi'nde İTÜ Vision, İTÜ yani bilgisayarla görü laboratuvarının direktörüyüm. İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi'nin de kurucu üyesiyim. Neler yapıyoruz laboratuvarımızda? Yani dediğim gibi laboratuvarımız merkezin bir alt laboratuvarı gibi düşünülebilir. Genel olarak makine öğrenmesi, derin öğrenme konularında çalışıyoruz. Bunlar yapay zekanın alt dalları. Ne gibi şeyler bunlar? Aslında veriden öğrenmeye çalışıyoruz. Yapay zeka deyince aslında amacımız insan zekası gibi. Tabii ki kesinlikle o seviyede değiliz ama belli görevleri bilgisayarın, algoritmaların yapabiliyor hale getirilmesi amacımız. Bunun için veri, görsel veri olabilir, ses verisi olabilir, her tip veri de sınıflandırma, tespit, bölütleme, veriden tahmin yapma gibi konular. Bunlara denetimli öğrenme diyoruz. Aynı zamanda veri üretebilmek için daha matematiksel tekniklerle veri temsilinin öğrenilmesi üzerine çalışıyoruz. Birkaç örnek göstereceğim laboratuvarımızdan. Daha farklı uzaylarda öğrenme dediğimiz, hatta katılımcılarımızın çoğu eğitmenler, öğretmenler bilebilirler. Öklit uzayında çalışıyoruz genelde matematikte, ama onun dışında daha farklı uzaylarda nasıl bu yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarını uygulayabiliriz, onlar üzerinde çalışıyoruz. Labımız İTÜ Ayazağa kampüsünde, çok güzel bir kampüs. Biraz reklamını yapayım. Bunlar da herhalde 3-4 ay önce koymuştuk bu resimleri. Eksik varsa kusura bakmasın. Lisans üstü ve lisans öğrencilerim, onlara teşekkür ediyorum önden. Hepsi çok hevesli, istekli çalışıyorlar. Hepsi İTÜ Bilgisayar Mühendisliği lisans veya lisans üstü öğrencileri. Asıl anlatmak istediğim konuya geçmeden önce labda neler yaptığımızla ilgili birkaç örnek vereyim dedim. Bir resim bölütleme, yapay zeka veya derin öğrenme algoritmasıyla. Neden bunu yapmaya çalışıyorum? Hepimiz duymuşuzdur, otonom araçlar, son senelerde çokça bahsedilen sürücüsüz araç. Bunun sol altta gösterdiğim gibi araba üzerine, aslında buradaki resimlerde öyle, bir kamera, aslında sadece kamerada değil, bir kamera yerleştirdiğimizi düşünelim. Farklı bir sürü sensör de yerleştiriyoruz bu arada. İşte radar sensörü olur. Onun dışında lidar dediğimiz lazere dayalı tarayıcılar olur gibi. Ultrason tipi, sound wave sensörler de var. Yapay zeka aslında bu sensörlerden gelen verinin işlenmesine dayalı. Burada gösterdiğim resimler optik kamera, yani optik bir sensörden alınan resimler. Bu aracın tek başına ilerleyebilmesi için, örneğin bir araç gördü durması, önünde yavaşlaması veya şerit değiştirmesi gibi kararlar için önden veriyi anlamlandırması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi soldaki sütunu girdi verisi olarak düşünelim bir yapay zeka algoritmasına. Sağdaki de çıktı. Bu çıktı da işte yol, araç, gökyüzü, kaldırım ve binalar gibi çıktılar. Daha doğrusu bölümler diyeyim, resimde işaretlenmiş durumda. Bu gibi çalışmalar yaptık. Üç boyutlu objelerin sınıflandırılması üzerine çalışmalar yaptık. Halen de yapıyoruz. Aslında üç boyutlu objelerin temsili üzerine, aynı zamanda onların da bölütlenmesi, anlamlandırılması üzerine çalışıyoruz. Bunlar az önce bahsettiğim lidar tipi tarayıcılardan geliyor. Oyun sevenler bilir, Kinect tipi evdeki oyun konsollarında da var bu üç boyutlu tarayıcı, algılayıcı diyeyim. Burada da örneğin masa objesini algoritmaya gönderdiğimde çıktı olarak o objenin kategorisini bana masa olarak veriyor.
Başka bir, bu aslında bir lisans öğrencimin çalışması. Yüz resimlerinden duygu tanıma üzerine. Yüz resimlerinde burada 7 duygu sınıfı seçilmiş. İşte üzgün, mutlu, şaşırmış olabilir. Başka aslında mesela bunu bir uygulama alanı olarak yorgun ve dikkatsiz olup arabaya yerleştirilen veya servis aracını düşünün. Hepimizin çocukları kullanıyor servisleri. Yerleştirilen bir kamerayla şoförün durumunu, duygu durumunu, halini takip etme olabilir. Bunun sınıflandırılması, duygunun sınıflandırılması üzerine bir çalışma. Yine resimler giriyor, arada bir algoritma var ve duygu sınıfı çıktı olarak geliyor. Bu da farklı bir yapay zeka çalışması. Burada resimler, uydu görüntülerinden gelen resimler var. Uyduların algılayıcılarında da farklı özellikler var. Örneğin bu solda gösterdiğim tek bantlı ama yüksek çözünürlüklü bir uydudan alınmış bir görüntü. Tek bantlı olduğu için renk göremiyoruz. Fakat burada uzamsal detayları gayet iyi görebiliyoruz. Onun yanındaki farklı bir sensör. Burada renk bilgisi var fakat dikkat etmişsinizdir böyle flu bir yapısı var. Detaylar çok iyi değil. Örneğin bir yapay zeka algoritması veya makine öğrenmesi algoritmasıyla bu iki resmi birleştirip sağdaki gibi hem renkli, renklendirilmiş hem de soldaki gibi yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip bir görüntü oluşturabiliyoruz. Bu da görüntü veya veri sentezleme dediğimiz bir teknik. Diğerleri daha çok akademik çalışmalardı. Örneğin endüstriyel sektörle de çalışmalar yapıyoruz. Başka bir öğrencimin burada Aygaz firmasıyla yaptığımız bir çalışma. Tüplerin üzerindeki görüyorsunuz tüp yakaları dedikleri bölümlerde belli bilgiler var. Burada yaptırdığımız algoritmaya resimden o bilgilerin aslında o metnin okunması. Örneğin üretim tarihi, başka yakalarda işte dolum tarihi, ağırlığı, seri nosu o tüpün. Tüm bunların amacı ne? Bunların amacı işleri gerçekten hızlandırmak, insanların yerini almak değil, insana yardımcı olacak şekilde bu algoritmaları koşturup gerçekten verimi arttırmak. Buna benzer bir çalışma yeni başlatmakta olduğumuz kalite kontrolü. Üretim bantlarında İşte burada bir çelik yüzeyden örnekler koydum ama plastik olabilir, farklı materyaller olabilir. Bunları mevcut da ülkemizde de insanlar kontrol ediyor üretim bandında belli noktalarda. Biz burada yapay zeka algoritması kullanarak şu solda gördüğünüz yine resimlerden sağdaki gibi beklenmeyen hatalı defect diyoruz bunlara, artifact veya oraların, o bölgelerin işaretlenmesi, tespit edilmesi üzerine de bir çalışma yapıyoruz. Amaç otomatik ürün kalite kontrolünü yapay zeka algoritmalarına yaptırmak. Tabii ki yine insan operatörlere yardımcı olmak için. Bu çok ilişkili bir çalışma bu arada. Yani şu gündemimizle buna da 2-3 hafta önce başladık. Çünkü dünyada yapay zekada ileri gelen birçok ülke şu anda Çin'de, Avrupa'da, Amerika birçok bilim insanı bizler gibi bu konuyu çalışıyor. Korona virüsünün şu anda en rahatlıkla aslında tespitinin yapıldığı görüntüleme, daha doğrusu aslında tespiti ve durumu en iyi bilgisayarlı tomografi görüntüler üstünden yapılıyor. Ben burada göğüs filmi gösterdim. Bu çünkü çok daha kolay, iki boyutlu, kısa sürede alınan bir görüntü, bilgisayarlı tomografi 3 boyutlu bir görüntü. Bunların üzerinde korona, bu COVID şu anda tüm dünyayı maalesef bu kötü duruma düşüren virüs, akciğerlerde bu dokunun örüntünün bozulmasına yol açıyor. Zatüre tipi bir hastalık olduğu için bu da örneğin soldaki görüntüde görülüyor. Tabii ki bunu radyologlar, uzmanlar yapmak zorunda ama burada amaç yapay zeka algoritmasıyla şüpheli görüntülerde bir uyarı vermek ve şüpheli bölgeleri işaretleyebilmek, radyologların işini kolaylaştırmak. Çünkü gerçekten şu an tüm dünyada, sırf ülkemiz içinde değil, tüm dünyada hastanelerde sağlık personeli hepimizin de bildiği gibi korkunç bir yük altında. Ve bu önümüzdeki 3 ay, 6 ay, 1 yıl içinde tarama şeklinde de olsa umuyoruz bu büyük dalga, tehlikeli dalga geçecek ama
sürekli bir tarama, semptomlarla gelen hastalar olacak. Bu gibi yapay zeka tabanlı algoritmalara kesinlikle ihtiyaç var. Şu an biz böyle bir İTÜ'de böyle bir çalışmada başlattık. Şimdi ben örnekler verdim laboratuvarda yaptıklarımızdan. Yapay zeka günümüzde aslında yapay, yani %80'i 90'ı bizim bilgisayar mühendislerinin çalıştığı ve sektörde aslında bahsedilen, çalışılan %80'i 90'ı yapay sinir ağları, derin sinir ağlarına bağlı. Bunlar nasıl öğreniyorlar? Örneğin kedi resimlerini başka kediyi başka objelerden resimdeki ayırt etmek istiyoruz. Veya elimde belli bir 10 tane sınıf var. Böyle ağaç olabilir, köpek olabilir, tabii kedi, farklı hayvan sınıfları olabilir. Bunları katmanlı yapay sinir ağları modeline sokuyoruz. Bu bir algoritma aslında şu verdiğim. Girdi var, birazdan bunları ayrıntılı anlatacağım. Bir model, algoritma var ve bir çıktı var. Bu katmanlı yapay sinir ağları da dinlemişsinizdir bu seminer serisinde birçok kez. Beyinden esinleniyor. Tabii ki kesinlikle beyinle bir ilgisi yok. Çok çok basit bir hali model olarak. Nöronlar nasıl birbirleriyle iletişim kuruyorlar? Ve birlikte fonksiyonel ve yapısal olarak bir araya gelip bazı görevleri yerine getiriyorlar ki beynin tüm bu sırlarını henüz anlamış değiliz. Burada da yapay sinir ağ dediğimiz modelde birçok nöron var. Bunların basit matematiksel işlemleri var. O işlemleri yaparak ve çok katmanlı, çünkü beynimizde milyarlarca, 100 milyara yakın nöron var örneğin. Burada da şu an bizim çalıştığımız modellerde işte 100 milyon, 800 milyon parametreli veya nöronlu diyeyim olan modeller var. Bunlar kompozisyon halinde. Yani bu matematiksel modeller üst üste katman katman bindiriliyor. Resim gönderiliyor örneğin. Bir olasılık çıkıyor. %87 olasılıkla kedi dedi. Bu tahmindeki hata. Çünkü ben bir veri kümem var. Bunun kedi olduğunu biliyorum. %100 burada mesela 1-0.87, bu bir hata. Bu hatayla sinir ağındaki parametreleri güncelliyoruz ve bunu milyonlarca kere yapıyoruz. Bu bir öğrenme. Yapay zekada öğrenme algoritması. Şimdi ben burada şunu yapmak istedim. Biz yapay zeka merkezi, İTÜ Yapay Zeka Veri Bilimi Merkezi olarak sosyal sorumluluk projelerimiz dahilinde geçen sene düşünürken ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka ve etiğini nasıl öğretebiliriz diye MIT Media Lab tarafından oluşturulmuş bir ortaokul öğrencileri için yapay zeka ve etiği müfredatı ile karşılaştık arama yaptığımızda. Ve sağ olsunlar, farklı dillere çevrilmesini, düzenlenmesine izin veriyorlar. Bu slide çok önemli tabii ki, onlara referans ve kredi vererek tamamen onların materyallerine dayalı. Biz bunlara baktık, çok hoşumuza gitti. İTÜ'deki bizim özel okulda hatta buna bir pilot çalışma yaptık. Çünkü yapay zekayı, algoritmayı anlatırken önemli olan aslında eğitmenlerin eğitilmesi. Biz pilot çalışmada öğretmenlerle bir araya geldik. Burada şimdi size anlatacağım şeyleri onlara anlattık. Onlar da gerçekten çok heyecanlandılar. Aynı şeyi kendileri öğrencilerine öğretmek üzere, birlikte etkinlikleri yapmak üzere devam ettiler. Çünkü benim tahminimce bizim şu anda dinleyicilerimizin, katılımcılarımızın da çoğu eğitmen. Onların özellikle bu işi anlaması, özümsemesi ve heyecanlanması çok önemli. Ve gerçekten bu seviyede de kavramsal olarak, yani kodlama değil anlatacağım, kavramsal olarak yapay zekanın, algoritmaların anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ortaokul seviyesinden itibaren. Öncelikle yapay zeka denilince aklımıza neler geliyor? Eğitmenlerimiz dinlemişlerdir. Tahminimce Eylül-Ekim'den beri seminer serisi devam ediyor. Herhalde öncelikle robotlar, aslında 2-3 sene öncesine kadar diyeyim veya 3-5 sene öncesine kadar yapay zeka deyince çoğumuzun aklına daha çok robotlar geliyordu. Filmlerdeki droid robotlar gibi, işte Star Wars'tan oraya hepimizin tanıdığı BB-8'i koydum. İşte evde ev temizliğine yardımcı olan Roomba robotu var mesela. Japonların Asimo çok ünlü bir robot. Şimdi çok daha gelişmiş robotlar var.
Veya aslında robot dışında yapay zeka deyince şu anda belki duymuşsunuzdur Alexa gibi veya Google Home gibi aslında komutlara cevap verebilen, komut alan, karşılıklı sohbet edebilen robotlar diyeyim. Veya yapay zeka teknikleri var, teknolojileri var. Bu sayfada gösterdiklerimi de çoğunuz kullanıyorsunuzdur. İşte YouTube'den bir video aramak. Orada hangi sonuçları getiriyor algoritma? Örneğin bir arkasında yapay zeka çalışıyor. Google arama motoru. Orada siz metni girerken metni tamamlıyor. Bu da bir yapay zeka. İşte Instagram'da takip ettiğiniz kişilere veya beğenilerinize göre size reklamlar öneriyor. Oraya resim yüklerken aslında mesela Facebook'ta bir resim yüklüyorsanız o anda yapay zeka algoritmaları hızlıca birkaç saniye içinde çalıştırılıyor. Siz her resmi yüklediğinizde günde sanırım 2 milyar tane resim yükleniyor. O anda yapay zeka algoritması hemen onları sınıflandırıyor. İşte bu bir düğünden, bu bir doğum gününden, içinde şu kadar kişi var, insanlar var, onlar tagleniyor. İçeride mi dışarıda mı gibi işlemler yapılıyor. Yani zaten yapay zeka şu an hayatımızın her yerinde var. Şimdi ben gerçekten bu temel yapay zeka mantığının anlaşılmasını hepimiz için önemli buluyorum. Hem ortaokul, lise öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz hepimiz için. Yapay zekanın üç temel bileşeni var. Aslında algoritma, yapay zeka ile algoritma iç içe diyeyim. Yapay zeka da bir çeşit algoritma. Burada bir veri kümesi var. Bu üç bileşeni göreceğiz. Bir algoritma, öğrenen algoritma var, bir de çıktı var, tahmin var. Şimdi söyledim, veri kümesi. Başlayalım, veri kümesi nedir örneğin? Burada öğrenciler aslında bunlara cevap verebilirler. Veri kümesi toplamışlar mıdır, toplamamışlar mıdır veya tahminler yapabilirler. O tip etkinlikler göstereceğim. Örneğin aslında buraya gelmeden önce belki şey örneğini verebilirim. Burada bir örnek bir yapay zeka algoritması düşünelim. Çok basit bir şey, belki hiç aklınıza gelmemiştir. Her gün baktığımız hava nasıl olacak, hava durumu tahmini tamamen yapay zekaya dayalı. Son yıllarda o hale getirilen ki eskiden de aslında kural tabanlı yapay zekadan şu an makine öğrenmesi tabanlı, derin öğrenme tabanlı yapay zeka ile çalışıyor. Şimdi örneğin hava durumunu, yarınki hava durumunu tahmin etmek için buradaki üç temel bileşeni düşünebilmek, bu çok önemli. Veri kümesi nedir? Bugüne kadar, geçmiş ne kadar gidebiliyorsam, hava durumu, günlere ait hava durumu, yani sıcaklık, artı nem, basınç, rüzgar durumu da olabilir ki var zaten ileri algoritmalarda bunlar, şu anda çalıştırılan. Burada verdiğim örneklerden işte ölçümler örneğin veri kümesi hava durumunu tahmin edeceğim. Ölçüm toplamam gerekiyor. Zaman da belirli olmalı ki farklı mevsimlerde farklı hava sıcaklıklarıyla karşılaşıyoruz. Örneğin yüz tanıma algoritması oluşturmak istiyorum. Bunun için görseller toplamam gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi bugünkü yapay zeka veri kümesi veriye dayalı öğrenen bir algoritma ve bir çıktı tahminden oluşuyor. Tahmin hava durumu tahmini olabiliyor. Burada yüz tanıma örneğinde tahmin kim olduğuna ait giren resmin örneğin bir çalışan şirket çalışanları olabilir. Her gün kapıdan girerken yüzlerini tarayan bir tarayıcı olabilir. ID'si yani kimliği o kişinin kimliği tanınarak kapıdaki algoritma tarafından, uygulama tarafından içeri girebilir. Metinlerden, yazıdan, metinlerden bir veri kümesi oluşturulabilir. Burada da örneğin o metinlerden işte duygu analizi olur, özetleme olur, anlam çıkarma olur gibi ve videolardan da aynen videonun sonunu tahmin etme olur. Skorlama olabilir, izleyiciler ne kadar beğenecek gibi. İkinci bileşen öğrenen algoritma. İşte burada algoritma nedir sorusunu soruyoruz. Bunlar algoritma aslında girdiği değiştiren adımlar. Öğrenen veya öğrenmeyen olabilir. Yani tamamen deterministik dediğimiz
sabit adımlar olabilir, değişmeyen, girdi gelir, şu 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 adımlar uygulanır, örnek vereceğim, bir çıktı elde edilir. Burada mesela örnek olarak çok basit bir algoritma ama telefona yeni bir kişiyi kaydetmek algoritması. Burada özellikle basit algoritmalardan bahsediyoruz ki bunları ortaokul, lise seviyesinde öğrencilerle yaparken gerçekten ileri seviyede bir şey vermeye gerek yok. Bunları anlamaları bile gerçekten çok önemli. Çünkü onlar ileride bizim algoritma tasarlayıcılarımız, bilgisayar mühendislerimiz ve her türlü ileri teknoloji, sistem tasarlayıcılarımız, kodlayıcılarımız, meydana getiricilerimiz olacak. Bu algoritmada girdi, telefona yeni bir kişi kaydedeceksiniz. Hepimiz yapıyoruz. Kişinin ismi ve telefon numarası. Algoritma ne? Örneğin akıllı telefonunu aç, bunun içinde rehber uygulamasını aç. Ad kısmını doldur, kişinin soyad kısmını doldur, telefon numarasını ekle ve kaydete bas. Algoritma bu. Bu kadar basit. Çıktı, telefonda kayıtlı yeni bir kişi örneğin. Birkaç örnek daha vereceğim, tekrar hatırlatırsam. Yani en azından bugünkü bu webinar sonrasında yapay zekanın ne olduğunu gerçekten çok temel olarak eğitmenlerimizi anlayarak çıkmış olurlar ve heyecanlanırlar umarım ve bunları öğrencilerine de anlatmak isterler. Veri kümesi var. Öğrenen veya sabit bir algoritma, yani kuralları belirli bir algoritma olabilir ve bir tahmin var. Başka örnekler. Burada örneğin çok sık kullanıyoruz toplumca, yani ben değil ama duyuyorum, herkes çok sık kullanıyor Instagram. Burada şey noktasına gelmek istiyorum aslında. Şimdi birazdan ona bağlayacağım. Algoritmalar öğrenirken veya tasarlanırken belli kriterleri en iyi yiyorlar veya biz bu sürece optimizasyon diyoruz. Örneğin Instagram, Facebook tabii ki kendi reklamını yaparken veya ortaya çıkarken ben kullanıcıların sosyalleşmesini, eğlenmesini amaçlıyorum. Algoritmalarımı bu amaçla tasarlıyorum diyecektir. Ama aslında tabii ki Instagram, Facebook, Google hepsinin mühendisleri. Bu her firma için geçerli. Tabii ticari kuruluş için veya her kurum için geçerli. Böyle bir algoritmayı tasarlarken amaçları aslında daha çok reklam almak, kar kazanç sağlamak. Bunun için de buradaki tahmin ne olabilir? Mesela bunlar aslında hep etkinlikler bu arada. Öğrencilerle konuşulur ve birlikte tartışılarak beyin fırtınasıyla yapılır. Burada tahmin mesela senin ne gibi önceden hesaplara baktığın, tıkladığın, ne gibi reklamlara tıkladığın, kimlerin paylaşımlarını beğendiğin. Yani çünkü bunları aslında bakarak senin Instagram neye tıklayacağını tahmin etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu tamamen yapay zeka algoritmasındaki çıktı. Neye tıklayacağınızı tahmin etmeye çalışıyor çünkü ona göre size reklam verecek. O sayfayı ona göre dolduracak. Bu tahmin kısmıydı. Ortada öğrenen bir algoritma var. Bu da şu anda günümüzde dediğim gibi derin yapay sinir ağları. Tabii ki bunların çok gelişmiş ileri versiyonlarını kullanıyoruz. Onlar da onları kullanıyorlar. Girdi ne? Veri kümesi nedir? Veri kümesi önceden, az önce söylediğim gibi önceden tıklananlar, takip ettiğiniz markalar, kişiler, etiketlemeler yaptığınız gibi. Bütün bunlar tabii ki kaydediliyor. Bir veri kümesi oluşuyor ve şu algoritma bu kadar basit aslında. Üç temel bileşeni var. Tabii ortadaki yapay sinir ağları dediğim o algoritma çok ileri modeller ama kesinlikle hani sır değil. Yapılan şey bu. Bunları bence gerçekten gençlerin anlayabiliyor olması çok önemli. Çevremizde yüzler, binler, milyonlarca algoritma koşturuluyor sürekli. Kullandığımız tüm uygulamalarda, tüm sistemlerde ve bunlar, bu algoritmalarda neye dikkat edildiği ve ne gibi kriterlerin en iyilendiği, optimize edildiğini bilmek, akılda tutmak gerekiyor, anlamak gerekiyor, farkında olmak gerekiyor. Örneğin bu başka bir algoritma örneğin. İstenmeyen e-posta, e-mail filtresi. Spam diyoruz bu tip istenmeyen e-maillara. Belki kullanıyorsunuzdur.
Burada yine bu üç bileşeni bulmaya çalışalım. Eğer interaktif yapıyor olsaydık karşılıklı bunu sizlere soracaktım. Neyi tahmin etmeye çalışıyoruz burada? Örneğin adı üstünde istenmeyen e-postayı. Yani bu gelen yeni email spam mı? Yani istenmeyen, kötü olabilir, boşuna vakit kaybettirici olabilir, reklam olabilir, dolandırıcılık yapmaya çalışan, banka hesap numarası isteyen e-mail'ler, bunların hepsi spam mail'ler. Böyle bir out çıktı vermesini istiyoruz. Output dedim. Yani aslında bu ikili bir çıktı. Spam mı değil mi? Algoritmanın tahmini. Yine arada bir öğrenen algoritma var. Derin yapay sinir ağları, derin öğrenme. Burada peki veri kümesi ne olacak? Yine bunu normalde öğrencilerimize soruyoruz. Sizce bu tahmini yapabilmek için bu yapay sinir ağı nasıl bir veri kümesi toplar? Bunu tahmin edeceklerdir tartışma sırasında. Önceki tabii ki genelde tarihçeye bakıyoruz. Maillardaki önceden sizin istenmeyen olarak işaretlediğiniz e-mail'ler. Aynı şekilde o e-mail, her e-mail'in içindeki yazılar. Ya yani o özellikle istenmeyenlerdeki yazılarda işte banka hesabı olabilir, belli anahtar kelimeler olabilir. Tabii bir yandan hem istenmeyen hem de normal mail'ler olması gerekiyor. Yani her tip örnek olması gerekiyor. Bunları eğer toparlayabilirsek bir algoritma ortaya çıkarabiliyoruz. Ya aslında yapay zeka dediğimiz şey şu an veriden öğrenen yapay zeka bu kadar basit genel olarak. Burada bir yapay zeka oyun etkinliği şu ana kadar anlattıklarıma dayalı olarak sunuyoruz. Mesela buna AI bingo demişler. Bingo derken işte öğrenciler ikili üçlü gruplara ayrılıyorlar. Buradaki verilen satırlar ve sütunlarda farklı görevler, problemler var. Algoritmalar aslında bunlar. Bunlar için gerekli veri kümesi nedir ve tahmin, bu algoritma neyi tahmin eder şeklinde. Bu etkinlikte eğlenceli olan, mesela bu gruplardan, öğrenci gruplarından ilk önce bir satırı ve bir sütunu örneğin dolduran grup kazanmış oluyor bu etkinliği gibi. Eğlenceli bir yarışma şekline de getirebiliyor. Buradan bazı örneklere bakarsak, örneğin internet sitesinden umarım okuyabiliyorsunuzdur. Hava durumunu bahsetmiştim örnek olarak. Veri kümesi geçmiş hava ölçümleri, işte sıcaklık dedik, rüzgar olabilir ve ilgili tüm veriler tahminde ertesi günün hava durumu derece olarak örneğin Celsius dedim İngilizce. Derece olarak hava durumu. Örneğin ikinci telefonun yukarıda ikinci olan mikrofonunu kullanarak söylediğiniz şeyleri yazılı mesaja çevirme algoritması çevirdiniz. Buradaki algoritmada gereken veri kümesi nedir? Bunu öğrenciler tartışarak tahmin edecekler. Ne olur? Önceden sizin telefona verdiğiniz sesli komutlar ve bunların yazılı mesaj karşılıkları. Değil mi? Bunların olması gerek. Ki algoritma bunlardan öğrenerek sizin yeni gelen ses mesajınızda bunu mesaja çevirebilsin. Tahminde yazılı metin girdi olarak da sizin sesli mesajınız. İşte Google arama motoru dedik. Burada yine aynı şekilde daha önceden ziyaret edilen sayfalar, en çok tıklanan sayfalar sizin aradığınız konuyla ilgili. Tahmin de gelen de aslında o sayfaların sıralanmış bir şekilde hali. Burada yine bir optimizasyon söz konusu. Arama motorunun şirketin aslında kendi çıkarlarına göre. Yani aslında bu sizin tamamen sırf sizin ne aradığınızla değil, kendisinin yapacağı kazanca göre bir tahmin yapıyor. Yine herhangi bir şirket için değil, bu genel olarak tabii ki tüm ticari kurumlar için gerekli. Mesela bir yazı ödeviniz bilgisayar tarafından notlandırılabilir. Burada veri kümesi ne olur? Yine sizin geçmişteki ödevleriniz ve aldığınız notlar, bunları algoritmaya veriyorsunuz. Tabii bunlardan birer ikişer değil, birçok örnek verilmesi gerekiyor. Bir tek sizden değil, birçok öğrenciden olması gerek. Tahmin olarak da o zaman girdi sizin ödeviniz, çıktı notunuz gibi. Burada çok fazla var. Spotify'da örneğin müzik önerileri, Spotify gibi
ortamlarda yine çok kullanıyor çocuklarımız. Müzik dinliyorlar oradan. Bizler de öyle. Burada da veri kümesi geçmişte dinlediğiniz müzikler, şarkılar, like ettiğiniz müzik türleri, bunlara dayalı olarak algoritma tüm bu verileri bakarak aslında çıktıda da size dinlemeyi sevebileceğiniz bir müzik parçası öneriyor gibi çok fazla örnek var. Herhalde fikir oluşmuştur. Bu çok bence eğlenceli bir etkinlik. Algoritmalara tekrar basit bir giriş yaparsak, optimizasyonu aslında bağlayacağım burada. Ne dedik? Üç temel bileşen girdi, girdiği değiştiren adımlar ve çıktı. Örneğin hepimizin dediğim gibi hayatımız zaten algoritmalarla geçiyor. Kek yapmak istiyorsunuz, bir kek algoritması girdi. Kekin bileşenleri değil mi? Malzemeler kullandığımız yumurta, süt, şeker, tereyağı gibi. Algoritma nedir? Algoritma aynen adımları var. Fırını ısıtırız, kuru malzemeleri karıştırırız, ıslak malzemeleri karıştırırız, ıslak malzemelerle kuru malzemeleri karıştırırız. Bunları bir kaba dökeriz, 5. adım. 6. adım fırına süreriz, zamanı ayarlarız ve bekleriz. Mesela 40 dakika. 40 dakika sonunda çıktı. Bu kek algoritmasının çıktısı sağda gördüğünüz gibi bir kek. Bunu öğrencilerin gerçekten ortaokul seviyesinde özellikle anlayıp böyle bir algoritmayı yazabiliyor olması önemli. Burada bir etkinlik olarak biz eğitmenlerle birlikte yaptırdığımızda da bunu öğrencilerinize yaptır diye şöyle bir algoritma sorduk. Zaten MIT'nin orijinal müfredatında da benzer bir şey var. En iyi sandviç yapma algoritması ne olabilir? Burada en iyi tırnak içinde. O önemli, optimizasyona bağlayacağız. Fikirlerini alırız burada. Yani bu şöyle, sence en iyi bir fıstık ezmeli reçelli sandviç bu arada. Örneği peanut butter and jelly sandviç deniliyor. Amerika'da özellikle çok sevilen bir sandviç olduğu için bizde de ama fıstık ezmesi ve reçelle veya balla yapılıyor. Örneğin burada öğrencilere sorduğumuzda bu bir algoritma haline getirilecek. En iyisi sence ne olur dediğimizde bir kişi şey diyebilir. En lezzetli olan bence tadı iyi olmalı. Bir tanesi diyebilir ki bence görüntüsü çok hoş olmalı. İşte çok katlı olmalı, büyük olmalı, dolgun olması. İçinde farklı bileşenler olması, örneğin muz katılabilir gibi birçok şekilde olabilir. Bu araya sandviçe döneceğim ama optimizasyon kavramına bağlamak istedim tekrar. Az önceki sandviçte o zaman farklı kriterleri en iyileyebiliriz veya optimize edebiliriz. Aynı şekilde siz Google'da arama yaptığınızda da farklı şeylere göre optimize ediliyor sonuçlar. Örneğin gömlek diye aradınız. Bunu bu arada laboratuvarda bir erkek öğrencim yaptı. Bana Snapchat'ı göndermişti slaytları hazırlarken. O yüzden örneğin erkek gömlek resimleri geldi. Burada sıralamaya bakın. İşte erkek gömlek online satış vesaire ve farklı firmalardan yani isimleri de görünüyor. Bu tamamen aslında Google'ın yine kendisinin tabii ki kendisine ücret ödeyerek reklam veren ve ya da daha çok tıklanan sayfaları sıralaması. Yani burada tek bir sıralama yok aslında. Google bunu bize farklı şekillerde de sunabilirdi. Ama tabii ki kendi iç süreçlerinde en çok kazanç sağlayacağı şekilde sıralayarak getiriyor. Böylece bu bir arama algoritması. Online çevrimiçi bir arama motoru. Buradan öğrenciler şeyi görmüş oluyorlar. Algoritmalar çok farklı şekilde tasarlanabilir. Sandviç örneğine dönersek, burada acaba nelere dikkat etmek gerek? Bu yapay zekaya da çok bağlıyor. Süre olarak iyiyiz herhalde. Ve optimizasyon deyince bence burada çok önemli bir nokta. Yine ortaokul, lise seviyesinde öğrencilerimizin aslında anlaması, bilmesi, bence farkında olması gereken her algoritma için kafamızda bir etik matris düşünebiliriz. Örneğin fıstık ezmeli ve reçelli sandviç yapma algoritmasında çıktılar nasıl olmalı dedik.
kime göre nasıl güzellikte olmalı? Öğrenciye sorduk işte lezzetli olsun, görünüşü güzel olsun, büyük olsun, şişkin olsun gibi. Ve ama farklı ilgili kişiler olabilir. Bu öğrenci için en iyi şekli. Velisine sorarsanız anne babasına farklı cevap verecek. Buradan bir etik matris yapabiliyoruz şu şekilde. Bu matriste örneğin satırlar da değerler dediğimiz önemsenen değerler. Yani bu optimizasyon veya en iyileme algoritmamızı optimize ettiğimiz değerler bunlar, kriterler. Tat, örneğin ilgililer de bu algoritmada kullananlar için kullananların kimleri ilgilendiriyor aslında algoritma onlar. Mesela çocuk için sadece tat kriteri önemli. Optimizasyonda o belki de sadece tada bakacak. Ama anne babaya sorarsanız aile için tat önemli ama besin yani besleyici olması, sağlıklı olması o da bir kriter. Ve tabii ki fiyat da önemli bir kriter. İşte çok aşırı pahalı olmamalı, çok belki hani kötü de olmamalı tabii malzeme kalitesinden. Doktora sorabiliriz, çocuğun doktoruna. Onun optimize edeceği bu sandviç algoritmasını şeyler tat ve besin olacaktır. Fiyatla ilgilenmeyecektir. Umuyorum bunlar eğitmenlerimiz için kafada bazı ışıklar yakıyordur. Başka bir etik matris örneği sandalye yapımı, ilgililer ve göz önüne alınan değerler. Sadece kabaca verip geçeceğim. Örneğin sandalye yapımında üreticinin farklı önemsediği değerler var, satıcının farklı önemsediği değerler ve son kullanıcının. Bu arada algoritmalardan bahsediyoruz. Yapay zeka olsun olmasın. İşte üretici maliyetine bakacak, malzeme kalitesine bakacak. Tabii ki son kullanıcının bazı spesifikasyonları belirlediği özellikler var. İşte estetiğe bakabilir. Doğaya, çevreye verilen zarara aslında tüm bu ilgili paydaşların bakması gerekir ama belki buna sadece üretici bakacak. Kazanç onun için bir çek, kriter. Satıcı için belki daha çok işte maliyet, estetik daha rahat satabileceğini düşünecek ama son kullanıcı hem estetik, güvenlik, rahatlık maliyetine dikkat edecek ama dediğim gibi doğa ve çevreye verilen zarar aslında etik olarak hepimizin düşünmesi gereken değerler. Bir algoritmayı tasarlarken yapay zeka algoritmaları için de böyle tüm bu kriter değerlerin de göz önüne alınması gerekiyor. Şimdi bu etik matris kavramını da öğrendikten sonra orada yani şunu öğrendik. Yapay zeka aslında herhangi bir algoritmada ne gibi dikkat edilmesi gereken ya da dikkat edilen hususlar var. Bunlar gizli veya gizli olmayan hususlar olabilir. Yani hani bize açıklanan hususlar veya aslında altında yatan tasarlayıcının planladığı kriterler de olabilir. Bunları ama fark edebiliriz. Algoritmanın çünkü girdisini ve çıktısını biliyoruz. Şimdi bu denetimli makine öğrenmesi bir öğrenen algoritma örneği. Bunlara biraz bakalım. Öğrenen algoritmalar neler? Öğrenen algoritmalar aslında tamamen insandan esinlenerek oluşturulmuş algoritmalar. Bir bebek nasıl öğrenir? İlk doğduğunda aslında nesneler, objeler, çevresiyle ilgili hiçbir bilgisi yok. Genelde ne yaparız? Ona gösteririz. Annesi, babası kitap okur. İşte bak der bu bir sarı ördek, bu bir kedi, işte bu bir kurbağa. Kurbağalar yeşil olur genelde renkleri öğrenmeye başlar gibi örneklerle öğreniriz. Yani insan beyni olarak beyni tabii biz çok kolay öğrenebiliyoruz. Yani bir tane örnek gösterilirse sonrasında genelleştirme dediğimiz insan beyninin böyle bir tabii ki üstün bir tarafı var. Şu anki yapay zeka çok fazla örneğe ihtiyaç duyuyor. Milyonlarca vermek gerekiyor ve hala hata da yapabiliyor. Hataya açık. Ama mantık bu. Fazla örnekten öğretmek istediğimiz şeyleri göstererek algoritmaya diyelim burada bebeğin beyni öğrenmeyi öğrenen algoritmayı tamamlıyoruz. Bu metin tanıma el yazısı tanımadan bir örnek. Örneğin el yazısıyla rakamları 0'dan 9'a kadar rakamları yazdınız. Bu bir makine öğrenmesi sınıflandırma problemi. Verilen gördüğünüz o resimlerden örneğin 5 yazmış birisi el yazısıyla. Onun sınıfı da belli. Label dediğimiz sınıf 5. Yani rakam olarak işte 0. Bu girdilerden burada girdi bu resimler.
Bu girdilerden öğrenen bir algoritmayla yukarıda yazan sınıf çıktısını elde etmeye çalışıyoruz. Yani gördüğünüz gibi sadece bir resim giriyor, algoritmadan geçiyor, çıkışta 5 yazmasını bekliyoruz. Çok zor şekilde yazılmış, farklı yazılmış şeyler olabilir. Örneğin şuradaki, bilmiyorum fare mouse'u görebiliyor musunuz? Şuradaki 5 gerçekten okuması zor bir 5. Bu bir makine sınıflandı, denetimli bir makine öğrenmesi tekniği. Örneğin az önce bahsettiğim spam filter, email filter, daha doğrusu istenmeyen ileti filtresi. Bu da bir yapay zeka algoritması ve spesifik olarak da bu denetimli bir makine öğrenmesi sınıflandırıcı algoritması aslında. Burada iki sınıf var. E-posta spam mı değil mi örneğin? Yine bahsettiğim gibi algoritma, birazdan bahsedeceğim nasıl öğreniyor aslında. Yüz tanıma farklı bir sınıflandırıcı, denetimli makine öğrenmesi tekniği veya derin öğrenme veya yapay zeka tekniği diyoruz genel olarak. Bunu yapmak için resimlerden yüzleri lokalize ediyoruz diyeyim, kutu içine alıyoruz. Bu şekilde milyonlarca resim gösteriyoruz algoritmaya. Ondan sonra mesela sizin eğer algoritma resminizi gördüyse yeni bir resminiz geldiğinde sizi tanır hale geliyor. Bunun için MIT'nin bu müfredatında Google Teachable Machine denen öğrenen makineler diye bir uygulaması var. İşte web sayfasına gidince örneğin yine bir gördüğünüz gibi artık hepimiz aşinayız bu webinari izleyenler. Bir algoritma, yapay zeka algoritması. Üç bileşenden oluşuyor. Solda şu gösterdiğim örnekler olacak. Burada iki sınıf var. Yani sınıflandırıcı algoritması üzerine konuşuyoruz. Az önce bahsettiğimiz mesela spam mı değil mi olabilirdi veya burada görüntüler giriyor. Birazdan örnek vereceğim. Örneğin kedi mi köpek mi olabilir aslında. Bunların resimlerini yüklüyoruz buraya. Bunlar yapılabiliyor bu arada. Çok basit örnekler. Öğrenciler, ortaokul öğrencileri bunları yapabilir. Yüklüyoruz. Ortada algoritma, training dediğimiz eğitilebilen veya öğrenen model. Onun parametreleri var. Zaten az önce de bahsetmiştim. Bu beyindeki nöronlardan esinleniyor dedik. O nöron ünitelerinin her birinin parametreleri var. Yani bu algoritmanın milyonlarca parametresi olabilir. Tabii ki burada basit bir model. Bunu belli bir süre optimize etmemiz gerekiyor. Eğitme dediğimiz bu gelen eğitim veri kümesiyle ve bir çıktı elde ediyoruz. Örnek vereyim. Bu da hoş bir örnek. Örneğin bu 3 sınıflı bir örnek. Makine öğrenmesine denetimli sınıflandırıcı bir makine öğrenmesi algoritması. Örneğin bu örnekte 3 sınıf var. Bunlar el işaretleri tanıma resimden, videonuzdan, webcam'inizi açabilirsiniz. Bunu çocuklar da yaptırabilir. 3 tane ile yapılan sembolü veya işareti tanıyor. İşte birinde şöyle bir işaret yapmış, birinde parmak kaldırma gibi veya bir, diğerinde de, üçüncüde de zafer işareti yapıyor. Bunlardan işte birinden 200, birinden 130, birinden de 130 örnek almış. Algoritmayı eğittik diyelim bunlarla. Farklı parametreleri değiştirebiliriz. Çıktıda da eğittikten sonra örneğin bu sağda gösterdiğim şu zafer işareti geldi diyelim. Altta da onun çıktıların daha doğrusu her bir sınıfın olasılıkları var. Bu tabii çok basit bir problemdi ve çok temiz bir veri kümesi olduğu için orada gördüğünüz gibi çıktılarda 0. sınıf şu hareketti. Onun olasılığı 0, bunun olasılığı 0, 2. sınıfın aslında 1. sınıf 0-1 ve 2. sınıf olan ve victory diyecektim zafer işaretininki %100. Bu şekilde öğrenen algoritmaların aslında çocuklar nasıl öğretilebildiği, nasıl veriyle beslendiğini anlamış oluyorlar. Şimdi son bahsedeceğim konuda biraz var herhalde. Algoritmik yanlılık. Bu çok önemli. Çünkü yine ortaokul, lise öğrencilerimiz geleceğin dediğim gibi algoritma geliştiricileri, eğitmenlerimizin de zaten onları eğitirken üzerlerinde
büyük bir sorumluluk derken, yani bunları kendileri de biliyor, anlıyor, farkında oluyor olmalı durumundaki eğitmenlerimiz bunu öğrencileriyle birlikte aslında inceleyebilsinler, beyin fırtınası yapabilsinler, çalışabilsinler. Bu algoritmalar bazen optimizasyonunu yaparken isteyerek veya istemeden istenmeyen sonuçlar oluşturabiliyorlar. Örnekler var. Örneğin MIT'de bir doktora öğrencisi 2018 yılında yapmış bu çalışmayı. Şuraya YouTube linkini koydum. Gender Shades diye bakabilirsiniz. Resimlerden bu öğrenci şunu incelemiş. 3 tane şirketin Microsoft, Face +, IBM bunların resimden cinsiyet sınıflandırma sistemlerine bakmış. Bu tip sistemler var, görüyorsunuzdur. AVM'lerde falan bazen bazı mağazalara girerken kamera var, sizi gösteriyor. İşte altında cinsiyetiniz, yaş tahmini, cinsiyet tahmini, moral, işte duygu durumunuz gibi şeyler çıkıyor orada. Bu algoritma 3 firmanın algoritmasında şunları bulmuş bu öğrenci. Algoritma beyaz ve erkeklerde gerçekten erkek resimlerinde ve beyaz ırklı olanlarda %100'e yakın çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Beyaz kadınlarda da fena değil. Ama siyahi ırka doğru renk tonu özellikle koyulaştıkça ve özellikle siyahi kadınlarda algoritma gerçekten çok kötü çalışıyor. Burada yüzdeleri görüyorsunuz. Bunlar doğruluk oranları işte %100, %99'lardan %65'lere düşüyor. Bu istemeden oluşmuş bir durum. Bunun nedeni aslında şu an tahmin edebiliriz. Algoritmalarda 3 bileşen var. Buradaki duruma yol açacak bileşen tabii ki veri kümesi. Yani veri kümesinde yeterli sayıda siyahi kadın görüntüsü yoksa ve daha çok veri kümesi veya algoritma beyaz erkek resimlerini gördüyse ve onunla optimize edilip eğitildiyse tabii ki onlar üzerindeki başarı oranı daha çok olacak. Bu çalışmalar çok önemli. Bunlar ortaya çıktıkça bu geliştiriciler, algoritma geliştiriciler de gerçekten algoritmalarını düzeltmeye başladılar. Örneğin benzer bir problem eskiden Google Translate yani Google'ın çeviri cihazında vardı, algoritmasında var. Bu hepimizin Google Translate derseniz girip bu dil çeviri sistemini kullanabilirsiniz. Solda örneğin bu bir hepsi bunların birer yapay zeka sistemi algoritması. O hemşire olarak çalışıyor diye Türkçe girdim soldaki kutuya. Sağda İngilizce karşılığı geldi. Eskiden özellikle kapattım şu an. She works as a nurse. İngilizce'de kadın şeyi alan, öznesi alan bir haliyle çevriliyor. Benzer şekilde o bilgisayar programcısı olarak çalışıyor yazdığımda. Bu arada Türkçe gerçekten çok güzel bir dil. Bu diğer dillere göre üstünlüklerinden birisi. Kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmayan bir dilimiz var. O dediğimiz zaman kadın ya da erkek hiç fark etmez. Ama İngilizce, işte Almanca gibi dillerde she, he gibi erkek kadın ayrımı var. Bu durumda da mesela bilgisayar programcısını da algoritma çünkü geçmişte bu tip çevirileri yaparken mesela bu algoritmada girdi veri birçok Türkçe cümle, milyonlarca Türkçe cümle ve her Türkçe cümlenin İngilizce karşılığı cümleler. Algoritmanın girdisi bu. Ortada yine bir yapay zeka algoritması, derin öğrenme yapay sinir ağları tabanlı çıktı da o zaman ne olacak? Türkçe kelime cümle geldiğinde İngilizce cümle çıktısı. Yine hepimizin kafasında rahat canlanabilecek şu uygulamanın altında yatan bir yapay zeka algoritması. Şu anda ama Google Translate'te bunu düzeltti. Bu yanlılık işte yapay zeka algoritmalarında yanlılık dediğim bu. İsteyerek veya istemeyerek algoritmaya farklı gruplardan çeşitli örneklerin gösterilmemiş olması ama bu çok tehlikeli bir durum çünkü o zaman bazı gruplar dezavantajlı duruma düşebilir, yanlış kararlar verilebilir, yanlış sınıflandırmalar yapılabilir. Gerçekten geleceğin yapay zeka algoritma tasarlayıcılarının yani gençlerimizin bu tip şeylerin de farkında olması gerekiyor veriler üstünde. Bir de bir diğer noktada etik, kişisel verilerin gözetimi, yapay zekada etik.
kullanım, veri kullanımında çok dikkat etmemiz gerekiyor algoritma geliştirirken. Çünkü kişisel, yani herhangi bir veri içinde kişi varsa o veri aslında o kişiye ait, özel olarak izin vermediği sürece. Yani bizim kullandığımız ses olur, görüntü olur veya başka işte kimlik numarası vesaire, herhangi bir bize ait veride bizi tanımlayıcı kişisel veriler kesinlikle bulundurulmamalı. Dediğim gibi bu kişi açıkça izin vermediği sürece başka yöntemden kullanamaz. Tüm dünya için geçerli. Türkiye'de de 2017 senesiydi sanırım KVKK dediğimiz kişisel verilerin korunması kanunu çıktı. Aynı şekilde bir durum var. Ben bu arada bu resimleri koydum çünkü bunlar aktörler ve benim bunları indirdiğim sayfa zaten kullanabilirsiniz şeklinde, yani izin vermiş insanlar. Örneğin yüz tanıma algoritması için ben bunları ham olarak sistemde saklayabilirim. Eğer izin verdilerse yine sistemde saklayıp algoritmaya koyabilirim. Ama bu kişiler haricinde başka kişilerin resimlerini sunarken algoritmanın örneğin girdisi çıktısı diye mutlaka kapatmam gerekiyor. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü siz ortaokul, lise öğrencileri veya işte çocuklarımız için de geçerli. Çok fazla sosyal medya işte paylaşım yapıyorlar. Herhangi bir arkadaşlarının verisini, görüntü, video, yazdığı şeyi onun izni olmadan başka kimseyle paylaşma hakları yok. Bunları çocuklara gerçekten anlatmamız gerekiyor. Bu yapay zeka algoritmaları için de geçerli. Algoritmaları geliştirirken izin almamız gerekiyor. İzin verilmiş kullanılmasına, algoritma geliştirmesine izin verilmiş verileri kullanabiliyoruz. Bu da etik tarafıydı. O etik tarafından sonra en son algoritma geliştirirken yapay zeka algoritmalarını veri kümesinin önemiyle bitireceğim. Şöyle bir yine etkinlik burada yaptırabiliyoruz gençlere, küçüklere diyeyim. Örneğin kedi köpek birbirinden ayırt etme algoritması, sınıflandırma algoritması aslında. Girdi yine bu yapay zeka algoritmasında ne olacak? Kedi resimleri, bir kedi resmi olacak. Algoritmadan geçecek. Çıktı da kedi diyecek örneğin. Veri kümesi kedi ve köpek resimleri olacak. Şimdi burada şunu soruyoruz. Çünkü veri kümesinin oluşturulması çok önemli. Dikkatli oluşturulması. Örneğin ben algoritmaya kedi köpek sınıflandırma algoritmasına bu veri kümesini verseydim. Burada gördüğünüz gibi 6 kedi, 2 köpek var. Bu algoritma iyi bir sonuç verir miydi? Veya kedi köpekler arasında hangisini daha iyi tanırdı? Sanırım siz şu an tabii ki tahmin edebiliyorsunuz. Çocuklar da tahmin edecek. Böyle bir veri kümesiyle öğrenen algoritma kedileri daha iyi tanıyacak. Çünkü köpek örneği çok az gördü. Peki o zaman burada kedilerin sayısı fazla olduğu için. Burada diyelim ki ben 4 kedi, 4 köpek resmi kullandım. Eşit sayıda kullandım. Peki yine sormak istiyorum. Bu veri kümesi kedi köpek sınıflandırmada iyi sonuç verir mi? Burada belki yanılarak evet diyenler olabilir ama soldaki kedilere bakarsanız hepsi birbirinden farklı ama sağdaki köpekler aslında aynı iki köpeğin tekrarlanmış hali. Yani veri kümesinde tekrarlayan örnekler olursa aslında faydadan çok zarar sağlayacak. Yine burada bu algoritma kedi tanımaya, kedi sınıflandırmaya yanlı aslında bir algoritma oluyor. Örneğin şöyle bir veri kümesi. Tabii ki 4-4 değil. Burada 4 kedi, 4 köpek birbirinden çok farklı özelliklere sahip. Burada zenginlik, verinin çeşitliliği, zenginliği diyoruz. Yani hem verimizin sayısı şu anki yapay zeka algoritmaları için önemli, hem de verideki çeşitlilik, fazla örneği, varyasyonu, farklı durumları görebilmesi önemli. Zaten şu an yapay zeka algoritmaların aslında en büyük sıkıntısı beklenmeyen, öğretilmedikleri durumlarla karşılaştıklarında o senaryolarda çuvallıyorlar. Bu şu anki algoritmalarla bir yere kadar gideriz ama her zaman, yani tüm dünyadaki tüm veriyi beslemek mümkün değil. Geleceğin algoritmalarında akıl yürütme, çıkarımlar yapma, genelleştirmeyi de yapabilen algoritmalar, zaten yapay zeka çalışanlar olarak genelleştirme problemi üzerine çalışıyoruz şu an bilim insanları olarak. Ama şurada bu örneği verdiğimizde çocuklar, öğrenciler için evet, bu gösterdiğiniz az önceki 3 örnek içinden, 3 veri kümesi içinden
Gerçekten bu veri kümesiyle eğitirsem en iyi sonucu verir. Burada da şu an günümüzdeki makine öğrenmesine dayalı yapay zeka tekniklerinde veri kümesinin oluşturulmasının önemine dikkat çekiyoruz. Yanlı oluşturulmamalı, etik kurallara dikkat ederek oluşturulmalı, yeterince veri toplanmalı, algoritmaların neyi optimize ettiğine dikkat edilmeli. Özetlersek, sonuna geliyorum. Bir saate yaklaştık. Neyi öğrendik? Hepimiz aslında öğrendik, eğitmenler. Öğrencilerimiz de bunları çok rahat öğrenebilirler. Yapay zeka algoritmaları 3 temel bileşenden oluşuyor. Girdi, burada veri kümelerinden aslında öğrenen yapay zeka modellerini eğitiyoruz. Yani girdi ve tek girdi, yapay zeka algoritması koşturacağımız zaman. Ama algoritmayı hazırlarken, optimize ederken büyük bir veri kümesi, girdi kümesi var. Yapay zeka modelimiz var ortada. Bu öğrenen bir model. Burada bir optimizasyon var. Burada işte ben gençlerin özellikle şunu fark etmesini istiyorum. Algoritmalar, dediğim gibi çevremizde binlerce, yüz binlerce algoritma koşuyor. Her an akıllı telefonumuzda, bilgisayarımızda, televizyonda Netflix'e bağlandığımızda bize film öneriyor. Reklamlar bize, farklı kanallar farklı reklamlar sergiliyor gibi. Gençlerin şunun farkında olması gerek. Tüm bu algoritmalarda altında belli kriterler optimize ediliyor, en iyileniyor. Bu kriterlerin gerçekten etik olarak aslında tanımlanması gerek. Tabii ki firmalar kar, kazanç gözetmekte durumundalar. O yüzden işte daha çok tıklanan bir markayı veya sizin tıklayacağınız markayı reklam olarak getirecek, ama bunların farkında olmak ve dikkatli davranmak algoritmaları tasarlarken, farklı kriterlere göre optimize edersek farklı sonuçlar çıkabileceği ve örneğin belli bir kesimden daha az veri kullanırsak o kişilerin dezavantajlı duruma düşebileceğini bilmek önemli. Çıktılarda neler olabileceğini öğrendik. İşte tahmin dedik, sınıflandırma olabilir, gruplama, öneri sistemleri gibi çok farklı çıktılar oluşturabiliriz. Öyle diyerek kaynakları tekrar söyleyeyim. Ortaokul ve lise öğrencilerine, ya yani özeti, yapay zeka ve etiği nasıl öğretilebilir? Şu anlattığım rahatlıkla 2-3 haftalık bir müfredat haline getirilerek etkinlikler halinde ortaokul, hatta öğrenmedilerse şu ana kadar bence liseye bile anlatılabilir ki gençler yapay zeka ve algoritmanın mantığını, kavramlarını anlasınlar. MIT kaynak linkini koydum. Buraya altta geçen gün bulduğum UCLA, Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi'nden de bir örnek var. Orada bazı kodlama işleri de var. Henüz incelemedik ama bunu diyerek bitirebilirim. Biz İTÜ Yapay Zeka Veri Bilimi Merkezi hem üyesi olarak hem İTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi olarak bu webinarda sizlerle olmaktan mutluluk duydum. Dediğim gibi yapay zeka üzerine özellikle görsel veri ama her türlü veri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Sorularınızı bana gönderin ve bir şeyler öğrendiniz bugünkü webinardan. Hocam Teşekkürler. ağzınıza, yüreğinize sağlık, bilginize sağlık. Şimdi ben soruları yana not ettim. Tamam. Çok arkadaşımız da bu arada iyi dileklerini size iletiyorlar sohbet bölümünde. Herkes Selamlar, size çok sevgiler. minnettar. Aynen, çok teşekkürler. Şimdi ben soruları hemen hızlı hızlı başlayayım hocam. Tamam. Bazıları konuyla alakalı değil ama bazı böyle dilek ve temennilerle ilgili. Özgü Günaydın hocamız demiş ki, Gözde hocam başka bir okulda yüksek lisans yaparken derslerinize misafir olarak katılabiliyor muyuz diye bir soru sormuş size. Eğer sınıfta fiziksel kapasite varsa oluyor. Fakat bazen bizim bu derin öğrenme dersleri, örneğin lisans üstü ders olmasına rağmen 40-50 kişi alıyor. İki şube açıyoruz bir hoca arkadaşımla. Bazen gerçekten üniversitemizde de çok öğrencimiz var bu yıllarda. Sınıfta yer olmazsa alamıyoruz. O yüzden bana e-posta atarsanız duruma göre bildiririm ben. Yer olursa gelebilirsiniz.
Tamamdır. Gülden Demir hocam eğitim sunumunu temin edebilecek miyiz diye soru sormuş. Bunu da ben bu Evet. çok büyük bir sunum haline geldi. 130 megabayttı. Ben bunu bir PDF'ye çevireyim, paylaşırım tabii. Hem de MIT'nin o bahsettiğim sayfaya da çalışırsınız. İngilizce. Aslında biz onu Türkçeleştirerek gerçekten Türkiye'de devlet okullarımızda da uygulanması hoş olacak bir müfredat olduğunu düşünüyoruz. Ama bence şu an birçok eğitmenimiz oradan onu İngilizce de takip edecek durumdalar. Ben burada bu slaytlarda Türkçe'de özetledim. Tabii PDF'sini ben paylaşırım Ömer Bey sizinle. Siz de paylaşabilirsiniz. Tamam, ben de Drive belgesine dönüştürüp linki Twitter'da ve Tamam. YouTube'daki ilgili Tamam. canlı yayınların altına bırakırım. Arkadaşlarımız Tamam. oradan rahatlıkla indirebilirler. Hiçbir Tabii sıkıntı olacağını ki. düşünmüyorum. B. Yücel hocamız, ismini bilmiyorum. B. Yücel hocamız demiş ki, öğrencilerimiz bölümünüzü gezme ve çalışmanızı gözlemleme fırsatı bulabiliyor mu diye bir soru sormuş. Bu biraz daha kurumsal kimlikle ilgili ama Ortaokul o lise ekibin seviyesinde çalışması. değil mi? Tabii zaten Evet. aslında üniversite tanıtım dönemlerimiz oluyor. Liseler geliyorlar belli zamanlarda. Ya özel istekle de gelebilirsiniz ama hani belki onun önünü alamayabiliriz çok fazla olursa. Lise seviyesinde zaten geliyorlar. Bana e-mail atın bir bakalım. Şu an zaten okulda değil evden çalışıyoruz biz ve öğrencilerimiz. Dediğim gibi okul tanıtım günleri zamanında, üniversite tanıtım günleri zamanında gelirseniz en azından hani belli bir gün aralığında labı ziyaret edip görmüş olursunuz. Haber veririz onu. Tanıtım günleri Evet. diyelim. Onu Figen Yıldız hocamız şöyle bir soru sormuş. Yapay sinir ağlarının öğrenmesini Piaget'in de söylediği gibi bir bebeğin öğrenirken şemalara oluşturmasına benzetebilir miyiz? Eğer benzetebilirsek yapay sinir ağları için yeni şemalara oluşturmakla ilgili kod yazılabilirse kendi kendilerine öğrenme yetisi kazanabilirler mi diyor. Çok güzel soru. Yani çok şey şu an bilim insanlarının uğraştığı sonu bu soru. Demin söylediğim gibi kendi kendine genelleştirebilme, yeni senaryolara uyarlayabilme durumu. Şu anda yaptığı yapay sinir ağları çok çok basit. Beynimizdeki gibi o şemaları şöyle oluşturuyor. Bir model var elimizde. Lineer ve non-lineer. Yani doğrusal ve doğrusal olmayan aslında onlar matematiksel fonksiyonlar. Bunlardan belki yüz binlercesini, milyonlarcasını arka arkaya koyuyoruz. Çünkü nöronlar da çevresindeki nöronlardan sinyali alıyor. Bu toparladığı overall genel sinyal belli bir eşiğin üstündeyse aslında sinaps iletişimiyle bir sonraki nörona bilgi aktarıyor. Şu an çok basit bir şekilde şu anki yapay sinir ağları öyle ekstra bir şema oluşturma değil de yani veriden şeyi kodlamış oluyor. O göreve yönelik yani bizim ona optimize ettirdiğimiz problem neyse hani dedik ya spam mı değil mi email? Ona yönelik bilgiyi kodluyor. Aslında onu öğrenmiş oluyor. Sizin dediğiniz insan beyni tabii binlerce, milyonlarca iş için, konu, görev için bunu tabii yapıp birbirleriyle ilişkileriyle yapıyor ama gelecekte neden olmasın mümkün. Şu anda öyle çok direkt şu haliyle bütün görevler için bunu yapabilecek durumda, genelleyecek durumda değil. Çok güzel sorular bu Evet. arada. Evet. Şevket Üstün hocamız demiş ki Türkiye'de üniversiteler lise ortaokul öğrenciler için daha aktif olması gerektiğini düşünüyor musunuz sayın hocam demiş. Yani üniversitelerin lise ortaokul öğrenciler için daha aktif olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ya tabii ki bizim şöyle lisans ve lisans üstü öğrencimiz önceliğimiz onlarla çalışıyoruz. Çünkü biz bir yandan hem örneğin biz bilgisayar mühendisleri ülkemiz için kaliteli hem de tüm dünya için artık dünya vatandaşı olarak çıkıyorlar. Dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilirler. Öncelikle görevimiz onlara karşı onları yetiştirmek. Aynı zamanda master doktora öğrencilerimiz var. Orada da bilim insanları yetiştiriyoruz. Amacımız onlar doktoralarını alıp ileride ülkemizde farklı üniversitelerde kaliteli akademisyenler olsunlar, yeni öğrenciler yetiştirsinler. Ama biz az önce yani başında bahsettiğim gibi İTÜ Yapay Zeka Veri Bilim Merkezi olarak
bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördük bunu. Yani bunu her üniversite, her akademisyen yapmayabilir, yapmak isteyeni de olur. Yani buna zorlayamayız aslında kimseyi. Sosyal sorumluluk projesi olarak örneğin biz böyle bir müfredatı hocaların uygulamasına yardımcı olacak. Böyle aslında bu benim şu an yaptığım bu videoyu, webinari izleyen bence bir eğitmen. Kendisi MIT'nin müfredatını indirip o etkinlikleri uygulayabilir. Sorular olursa bize sorabilir. Yani biz tamamen kendi işimizi gerçekten vaktimiz yok. Hani bırakıp ortaokul, lise eğitimine geçmemeliyiz. Ama destek olmalıyız sosyal sorumluluk olarak. Yani mutlaka haklısınız diyorum. Bunu Gözde yapacak hocam, mesela benim akademisyenlerimiz de aklıma var. şey geliyor. Evet. Şimdi Evet. akademisyenlerin gerçekten iş yükü çok fazla ve çok netameli işlerle uğraşıyorsunuz. Yani bilimsel bilgi üretmek çok kolay bir şey değil. Yani çok uzun yıllar araştırma yapmak gereken şeyler. Yani bu mesela sahada olan bizlerle aslında işbirliği hani bağlamında belki düşünülebilir. Sadece üniversiteye yüklenen bir pozisyondan ziyade üniversitenin belki konsülte edeceği hani bir sadece hani danışma kurulu olarak hani eskilerin de tabiriyle encümeni daniş derler ya hani sizin gözetiminizde, sizin yönlendirmenizde biz öğretmenlerin mesela bir şey yapması, bir proje yapması bence daha mantıklı olacak çünkü mesainiz çok fazla sizin. Çok doğru Ömer Bey. Aslında siz benim yerime cevapladınız. Ben de anlatırken başta bahsettim. Eğitmenlerin bu işi zaten sahiplenip yapıyor olması gerek. Çünkü sonuçta sınıfta siz kendi öğrencilerinizle buluşacaksınız. Ve dediğiniz model çok doğru. İşte biz bunu İTÜ'deki bu özel okulumuz ortaokula başlattık. Çok memnun kaldılar. Zaten şöyle oldu. Birkaç kez biz oradaki öğretmenlerle buluştuk. Anlattık. Onlar işi kaptılar. Yeni şeyler düşündüler, etkinlik, yeni algoritmalar. Hatta fen hocası dedi, ben dersimde şunu algoritmaya çeviririm, şöyle yaparım. Tarihçi hoca bile, hani süper, tarihçi bile demeyeyim, zaten sosyal bilim de içinde olmalı. İşte sosyal bilgilerinden tutun, matematiğinden üretmeye başlaması gerekiyor. Çok doğru, biz danışman olarak sorulara cevap veririz, yönlendiririz. Bakın şu etkinlikte şurası şöyle değişebilir. Onu sosyal sorumluluk olarak yapabiliriz. Ama merkezi Yani bu olursa arada tabii daha güzel olur. Mesela sizlerin Ömer Bey aracılığıyla aslında oluşturulup tüm Türkiye'ye dağıtılırsa çok daha güzel olur bu model. şimdi zaten o konuda ciddi çalışmalar yaptık. 3-4 tane atölye çalışmamız oldu. Bu farkındalık seminer çalışmaları her şeye bir kapı aralıyor zaten. Bu bile mesela hani bu teklif bile çok önemli bir şey bizim açımızdan, öğretmenler açısından. Yani bu MIT'nin ortaokul öğrenciler için çıkarmış olduğu eser hakkında hani ben geçenlerde bir şey tecrübe ettim. Bir yerde yapılan bir çalışma var mesela. Ortaokul öğrencileri için yapay zeka diye bir yayın çıkarılmış mesela. Bence MIT'nin şeyine daha gelememiş. Yani bu çıkardığı unplug kodlama zihniyetine daha gelememiş. Çok daha farklı etkinlikler yapıp çok böyle biçimsel kalıyor. Yani hani işin içeriğine dönük, çocuğun kavrayışına hani understanding denilen şey var. İdrakine dönük bir Çok şey doğru. değil de Çok daha böyle doğru. hani biçimsel bir şeyde kalıyor böyle. Ya doğru kaynakları sizden öğrenebiliriz hocam. Yani hani Tabii, ben onu tabii. ifade etmek istiyorum. Çok Sizden doğru, biz öğrenebiliriz. yönlendiririz. Çok doğru söylüyorsunuz Ömer Bey. Ben de şeye karşıyım. Daha ortaokul çocuğuna mesela o yaşta işte kodlama öğretiyoruz vesaire. Yani tabii ki ufak döngü vesaire belki o mantıklara gelebilir ama şu kavramları öğrenmeden, değil mi? Bir algoritma nedir? Çünkü o kodlamada da yapacağı şey hep algoritma zaten. O kodların bir girdisi olacak. Bir algoritma yazacak öğrenci bir çıktı oluşturacak. Ya öncelikle bu kavramsal çalışmalarının, beyin fırtınasının, düşünce çalışmalarının gruplar halinde keyifli bir şekilde yapılması, kafada bunların oturması gerek. Onun üstüne diğerleri inşa edilmeli. Çok hızlı gitmemek, anlayarak, özümseyerek gitmek gerekiyor. MIT'ninkini o yüzden biz de gördük, çok beğendik. Dedik gerçekten başlatmak için ortaokul seviyesinde öğrencileri harika bir kavramsal etkinlik ve bir planlama yapmışlar. Ben size bayağı bir kısmını sunmaya çalıştım aslında burada. Evet. Sorulara devam edelim istiyorsanız hocam.
Hocam diyor ki, Barış hocam, ya bu aslında sunum anında, yani webinar anında yapıldı ama hani belki aklınızda bir örnek vardır diye yine de soruyu size ileteyim. Hocam basit de olsa kodlayarak basit bir AI örneği yapabilir misiniz demiş ama ya zaten burada hocamın değindiği şey biraz daha unplugged, yani kodlamasız bir şey yapmaktı. Tabii. Çünkü koddan bağımsız. Yani algoritma için zaten hani girdi. Orada adımlar var kodlamada yaptıracağımız. Değil mi? Orada satırlı komutlar ve sonuçta bir çıktı oluşturuyor. Onu herhangi bir işte Python, C, bilmiyorum hangi dillerde çalıştırıyorsunuz. Scratch var yine MIT'nin. Onlarda öğretiyorsunuz Evet, sanırım. Scratch 3'te bu geldi arkadaşlar. Recognition şeyi geldi, Ha. Scratch 3 sürümünde. Güzel. Buradan da yapabiliyorsunuz aslında. Orada mesela if'den gibi değil mi koşullar öğretiyorsunuz, işte döngüleri öğretiyorsunuz. Onlar hep algoritmanın bu adımlarını daha verimli yazabilmeleri için gereken aslında araçlar. Ya yani önemli olan genel resmi oturtabilmek şu anda. O O teachable yaşlar listeyim. için bence en önemli şey o değil mi hocam yani? Evet, kesinlikle. O verdiğim teachable machine hani bir örnek vardı aslında. O da bir AI algoritmasının orada tabii görselleştirilmiş snapshot'ıydı ama hani resimleri Yo, verdik. ben Örneğin sunum anında hocam, sunum anında hadi sizin gör. söylediğiniz her şeyi bir link olarak paylaştım arkadaşlarla. Sohbet Tamam. kısmından bazı Stanford derslerini de paylaştım. Hani deep learning, Tamam. natural language Evet. processing vesaire gibi bazı oynatma listelerini de paylaştım. İlgi duyan arkadaşlarımız buradan bunları copy paste ederek rahatlıkla kendi cihazlarından seyredebilirler ya da uygulamaları yapabilirler. Saadet Tamam. hocam şu soruyu Slaytları paylaşacağız sormuş. zaten. Evet. Aynen öyle. Evet. Yapay zeka ve sanat ilişkisiyle ilgili ne düşünürsünüz hocam demiş. Çok güzel soru. Bir yandan biz aslında tasarımda da yapay zekanın kullanılmasını istiyoruz. İTÜ Mimarlık Fakültesi de bu arada yani İTÜ Bilgisayar Mühendisliği de biraz reklamını yapayım. Türkiye'nin en iyi bilgisayar mühendisliklerinden birisi. Mimarlık fakültemiz de öyle. Orada da örneğin görsel tasarımın yapay zeka ile acaba öğretebilir miyiz gibi bir soruyla geldik. Yani bu çok bunun net bir cevabı yok. Yapay zeka ve sanat yaratıcılığa bağlıyorsunuz buradan. Hayal etme, yeni şeyler oluşturma. Biz şimdilik yani yeni şeyler oluşturan bir yapay zeka değil elimizdeki dediğim gibi çünkü verilerden öğreniyor. Ama onların bir şekilde ekstrapole veya interpole dediğimiz arada elde edilmemiş çıktılar. Mesela sanat çıktılarını elde edebilir. İki farklı örneğin Van Gogh işte stili, Monet resmi diyelim. Belki ikisini birbirine karıştırarak farklı bir şey elde edebilir. Biraz onların dışına çıkabilir, değiştirebilir. Çok farklı Ya böyle şeyler mesela de. modeller olduğunu biliyorum hocam. Evet, var. Van Bahsedelim Gogh, yani ama var. style ne deniyor? Style Aynen, transferring mi style deniliyor? Ne transfer. deniyor? Böyle bir Tabii. Aynen. evet Çünkü evet böyle bir şey var. Van Gogh resimlerini göstererek yine algoritmaya aynı şey şekilde onun örüntülerini öğretiyoruz. Yani şu an kafanızda yine Aynen bence çok öyle. rahat canlanıyordur. Mesela bu bahsettiğim Evet. mimarlıkla olan çalışmada görsel tasarımı yapay zekaya öğretebilir miyiz diye bir çalışmaya başladık. Umuyorum onu henüz basmadığımız için ayrıntılarını paylaşmıyorum. Aynen. Bizim için dediğiniz gibi bilimsel Akademik dünya. çalışma çıktı üretmek de önem üstünde. Ama çok ben o konunun da keyifli, önemli olduğunu ve yine çok aslında iyi bir noktaya parmak bastınız. Ortaokul, lise öğrencilerimize o taraftan da bu işin beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin labda bir öğrencim müzik üretme. Siz de görüyorsunuzdur bu tip şeyler çıktı yine yapay zeka algoritmaları. Müziği tamamlama. Örneğin Chopin'den bir şey başlatıyoruz, klip. Sonrasını algoritma tamamlıyor. Bu tip çalışmalar yapıyoruz laboratuvarda. Çocukların çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bu tip uygulamalarda gösterebilirsiniz. Sanatla ilgili. Çok güzel. Güzel soru. Özge Güven'de hocamız şöyle bir soru sormuş. Yapay zeka ile duygusal öğrenme nasıl gerçekleştirilebilir demiş. Böyle bir şey var mıdır hocam? Güzel. Biraz psikolojiye duygusal.
Yani henüz yapay zeka şu an herhangi bir duygu barındırmıyor. Tamamen dediğim gibi aslında var ya matematiksel bir fonksiyon. O arada gösterdiğim yapay sinir ağları girdiği alıyor bir matematiksel işlemden geçiriyor. Ama orada bu kadar kompleks işleri yapabiliyor olmasının nedeni demin bahsettiğim gibi yüz milyonlarca parametresi var o matematiksel fonksiyonların ve biz onları optimize ederken yine aynen milyonlarca kere o parametreleri güncelliyoruz ki tüm veriden, girdi verisinden bunu öğrensin. Herhangi bir duygusal yönü yok ama bu öğretilmeye çalışabilir. O zaman da veri kümesine yine duygu yüklü. Hani duygu anlamı, değil mi? O şekilde bir etiket girilebilir belki. O zaman gelen veriye bir duygu yüklemeyi öğretebiliriz. Yani gördüğünüz gibi şu an çok görev tanımına odaklı bir şekilde çalışıyor. Evet. Bilmiyorum cevap Ya bu verdim konuda mi? mesela iki tane şeyimiz olmuştu. Bir psikoloji ve yapay zeka diye bir seminerimiz olmuştu. Bu konuda çok detaylı bilgiler verilmişti. Bir de Metin Sezgin hocamızın, doçent doktor Metin Sezgin hocamızın insansı şeylerle ilgili bir sunumu olmuştu. Yine psikoloji ve yapay zeka üzerine odaklı bir şeydi. Yani bu sorunun cevabı biraz hani hangi açıdan baktığımıza Çok doğru. Yani geliyor galiba. algoritmanın Ya. kendisine duygu verme değil de ben dediğiniz çalışmalardan biliyorum. Örneğin hastalıklarda değil mi psikolojide işte hastanın hem yüz verisinden hem beyin verisinden işte MR görüntülerinden belki psikolojik durumunun veya hastalığının belirlenmesi gibi çalışmalarda yapılıyor yapay zekayla. Bilmiyorum neler bahsedildi. Kesinlikle. Evet. Ama mesela Evet. ben hani buradan şunu da anlıyorum. Hani yapay zeka modeli bir geliştirilecek. Öğrencilerimize duygu eğitimi bunun üzerinden verilebilir mi manası da çıkabiliyor sorudan. Hani belki öyle bir şey de modellenebilir. Onu da bilemiyorum. Aslında işte Hani o konuda daha hiçbir bilgim yok. farkındalık eğitimi verilebilir. Az önce bu sunumda bahsettiğim bir kere çevresindeki her türlü algoritmayı artık farkında olup tanıyabilmeli kullanılan, değil mi? Şeyler, tüm uygulamalardan, tüm sistemler, teknik sistemlerden, işte banka olsun, bankaya gittiğinde olsun, okulda olsun, dediğimiz gibi yine cep telefonuydu, televizyondu vesaire. Bir de yani buradan bu farkındalık önemli. Neyi optimize ettiğinin. Bence o tam duyguya bağlamadım ama duygu farkındalığı o duygu analizi yapan sistemlerle olabilir. Ama normal bir çocuğun buna ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Bu dediğiniz aklıma getirdi. Otistik çocuklar için örneğin Amerika'da, ülkemizde de var bu tip çalışmalar yapıyorlar. Onların çünkü karşılarındakinin duygularını şu rahatlıkla anlayamıyorlar onlar, fark edemiyorlar. Yapay zeka Evet. yardımıyla onu ona açık bir şekilde gördüğü şeyle ilgili duyguyu belirterek tepki vermesini sağlamaya çalışan ve onu ilerletmeye çalışan sistemler, çalışmalar var örneğin. Ama bu dediğim gibi özel durumu olan çocuklar için. Evet. Yani ben o taraftan da anlamıştım soruyu. Bu taraftan da anlaşılabilir, o taraftan da anlaşılabilir. Dediğiniz çok doğru. Ama dediğiniz gibi yapay zeka modellerinde her şey lineer belli katsayılara dönüştürülüp optimize edilip belli sonuçların çıkması sağlanıyor. Başka bir İlerlenmesi duygusal bir kolay. durumu yok yani. Evet Evet, yani. evet. Özcan Şahman hocam diyor ki hocam Google 20 yıldır milyarlarca kullanıcıdan devasa miktarda bilgi toplamasına rağmen hala nasıl hatasız çalışabilen bir yapay genel zeka üretemedi demiş. Çünkü Google bile TensorFlow'daki nöral şeyleri bilmiyor hocam. Nasıl iş gidiyor, nereye gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl sonuç çıkıyor. Hala bu konuda yani açıklanabilir bir tarafı onu başaramadı Google. Tabii ama Google'da şu an online çevrim içi ortamlardan yine kısıtlı bir tip veriyi topluyor aslında düşünürseniz. Yani görsel veri değil mi? Metin verisi. Ama dünyada hani evrende diyeyim sinyaller hani çok fazla fiziksel ortamlar, kurallar yani çok farklı sinyaller, bilgiler var. Hepsini toplamıyor ki o iki çeşit veriyi topluyor veya üç mü diyelim. Yani hani metin giriyoruz, bir şeyler arıyoruz. Tabii ki müşteri veya kişinin kullanıcının davranışlarını topluyor ama az önce dediğimiz gibi
modellerin belli sayıda parametreleri var. Biz ne kadar arttırsak da derin modellerde. Ah durdu. Durdu mu acaba? Ha şey ekranı şey yapmadınız değil mi? Ekranı Evet, ben kapattınız. kapattım Tamam. hocam. Sadece Tamam. siz görünüyorsunuz. Evet, sadece sizi gösteriyorum şu an. Şey diyordum yani biz şu an networkleri sürekli büyütüyoruz. Google da çok büyük tabii ki TensorFlow ortamında ve onların asıl burada gereken ben bahsetmedim hesaplama altyapısı. Biz bu sinir ağları modellerini büyüttükçe 100 milyon 1 milyar parametre yaptıkça daha verimli optimizasyon yapabileceği grafik işlemci üniteleri GPU duymuşsunuzdur. Bunlar da koşturuyorlar. Bunların belli bir limiti var sonuçta. Yani belli bir kapasitesi var o modellerin. Belli sayıda veri. Yani bunun sonu yok. Şu anki haliyle yapay zekada sürekli iyileşiyor o güzel modeller. Yani veri verdikçe iyileşiyor. Ama yani dünya, evren çeşitliliği, zenginliğini görüyorsunuz. Mevcut nesnelerin, ortamların, senaryoların, değil mi? Olayların. Duyguların, her şeyin görmediği, karşılaşmadığı bir senaryo mutlaka oluyor. O yüzden hata yapıyor. Kesinlikle. Saadet Özcan hocamız diyor ki, bir yapay zeka robotu kendini geliştirebilir mi? Bu zaten şu an yapay zeka algoritmalarının, robotların sürekli öğrenme dediğimiz bir çalışma alanının konusu. Örneğin ben size gösterdim. Bir kez veri kümesini oluşturduk, algoritmayı eğittik. Artık o anda o algoritma modeli eğittik. Statik bir parametre setine sahip. O anda durdurulmuş. Ama o haliyle yeni senaryolarda çuvallayacak. Kendi kendine öğrenen veya sürekli öğrenen modeller üzerine çalışılıyor bilim insanları. Sürekli veri besleme devam ediyor. Algoritma bir yandan optimizasyonunu da sürdürüyor. Yani robotlar da o şekilde. Görmüşsünüzdür bu dünyanın en iyi robotları aslında Boston Dynamics'in o takla atan, Evet. değil mi? Onlar da sürekli sensörlerden, algılayıcılardan milyarlarca diyeyim belki petabaytlar seviyesinde veriler sürekli alıyor onları optimizasyonuna sokarak aslında içindeki modellerini güncelliyor. Tabii ki robotlarda bir de mekanik aksam var, o ayrı bir iş. Malzemesi mekaniği. Ama koşturulan yapay zeka algoritmaları size bu anlattığım derin öğrenme ta kendisi. Yani yine girdi, oradaki girdiler robotun algıladığı üstündeki tüm sensörlerden gelen işte görme, ses, değil mi? Yükseklikle ilgili vesaire birçok bunu makine mühendisleri daha iyi bilir. Kontrolcülerimiz, robotçularımız daha iyi bilir. Yüzlerce çeşit sensörden aldığı veriyi öğrenen algoritmasına sokuyor ve bir çıktı elde ediyor. Ona göre örneğin elini uzatıyor, adımını atıyor gibi. Ama güzel soru. Zaten amaç da o tip Evet. algoritmalara gitmek. Sürekli kendini yenileyen Evet, buna öğrenen. hatta şey belki hani şey de diyebiliriz, hani o tekillik çağı adı verilen şey var ya, bir robotun kendi ihtiyacını görecek başka Evet. bir robotu yaratabilmesi ya da ortaya çıkartabilmesi. Buna tekillik çağı deniyor. Yani Doğru. hiçbir insan idraki inisiyatifi olmadan kendi ihtiyacını görecek başka bir robot imal etmesiyle alakalı bir çağ. Evet. Yani öngörülen tarih 2040'tan önce böyle bir şey olmaz diyorlar ama Yok, yani bilmiyorum, hani doğru. ne Bir de olur ne biter. Turing testi vardır ya hani insanın Evet. etkileştiği yapay zeka eğer biz onu artık insan mı yapay zeka mı karar o ayrışımı yapamıyorsak gerçekten o genel yapay zeka şeyine ulaşmış demektir seviyesine. Şu an işte bu sohbet robotlarından tutun bir yeri aradığımızda bize cevap veren otomatik sistemler kesinlikle o seviyede değil. Hepimiz hatta rahatsız bile oluyoruz onlarla etkileşimden. O test çok önemli. Yani yapay zeka o seviyeye geldiği Evet. an insan mı değil mi ayırt edemediğimiz an gelmiştir o şeye. tekil seviyeye. Özcan hocamız şöyle bir soru sordu. Aslında sorusuna cevap vermiş gibi olduk ama. Projelerinizde sinir ağındaki parametreleri siz mi güncelliyorsunuz? Yazılım kendi kendine mi güncelliyor diyor. Zaten aslında bilgisayar mühendisi veya hani yapay zeka tasarımcısı, algoritmacısı olarak bizim yazdığımız kodlar
kodları güncelliyor onları. Yani biz yapmış oluyoruz, biz tasarlıyoruz. O optimizasyon komutlarını biz veriyoruz ona. Yani ikisini de diyebilirsiniz. Biz güncelliyoruz veya algoritma bizim sayemizde komutumuzla algoritma güncelliyor. Aynen. SVG miydi hocam? Bu genel optimizasyon algoritmaların ve hataların giderilmesiyle ilgili SVG algoritmaları SGD, deniyordu stokastik, galiba. evet SGD, stokastik gradient descent denilen aslında Aynen. matematiksel olarak en basit gradyan iniş dediğimiz türevin Aynen öyle. yönünde, ters yönünde inerek gittiğimiz metodun çok büyük veri ile bu derin sinir ağlarında çünkü dediğimiz gibi milyonlarca veri var. Çok büyük veri ile daha parçalanarak aslında güncellenmesi o gradyanın. Neyse çok da şeye girmeyeyim ama aynen Evet, çok SGD. türevlerinin bir Evet. formülün olması gerekiyor vesaire vesaire, çok Evet. detaylı bir konu. Figen Yıldız hocamız şöyle bir soru sormuş. Yapay zeka ile ilgili biz insanların düğüm noktalarından biri sanırım duygular. İnsanlar karar verme süreçlerinde duygularını kullanırken yapay zekada algoritmalara göre karar verme süreçleri var. Peki karar vermedeki algoritmaları yapay zekada karar verme algoritmanın duygu algoritmana bağlayarak duygusal ve değişken karar vermeleri sağlanabilir mi? Yapay zekaların duygusal karar vermesi istenen bir durum mudur? Biraz Yani karışık oldu. az önce karışık evet ya bu tabii tek cevabı yok. Bazı görevler için duygusal karar vermesini istemeyiz. Ne olabilir? Otonom araçta olabilir. Zaten aslında yapay zekanın kriterlerinden biri de otonom araç aklıma geldi. Sürücüsüz araç. İnsana zarar vermemek olmalı. Hepimiz biliriz Asimov'un kitapları vardır Ben Robot ve onun o üç kuralı vardır. Üç temel Robot dedi kuralı aslında vardır, yapay, evet. evet yapay zekanın en önemli kural aslında insanlara kesinlikle zarar Zarar vermemelidir. verme. Ondan sonra o insanlardan gelen komutları uygulamalıdır. Ondan sonra da kendini korumalıdır gibi şeyler. Yani belli bazı zor görevlerde duygusal davranmalı. Belki mayın tarama robotu değil mi? Veya işte o tip işlerde çalışan orada herhangi bir duygu kararlarında duygu durumu yok. Ama onun yerine ileride istenen mesela hastalara yardımcı olacak değil mi? Hasta bakıcı robotlar yapay zeka hasta olacak tabii. Konuşacak çocuklarla konuşanlar olabilir. Bunlar da aslında duygu dolu şekilde cevap vermesi değil mi? Hareket etmesi, duyguları göz önüne, hem Aynen. karşısındakinin duygusunu göz Şefkatli bir önüne. cevap vermesi, Aynen. anlayışlı bir cevap vermesi vesaire gibi şeyleri programlamaları gerekiyorlar. Yani farklı görevler için farklı şekilde tasarlanacaklar. Yine tamamen yapay zeka algoritma tasarımcısının sizlerin bu eğittiğiniz şimdiki gençler ileride bunların tasarımcıları olacak. Onların optimizasyonuna bağlı olacak. Öyle. Meltem Kaya hocamız çok ilginç, böyle hani korku dolu bir soru sormuş. Zekasını kötülük için kullanan bir kişinin zihni silinip ileride doğru düşünme yapay zeka işlenebilir mi diye. Baya evet fütüristik sorular bunlar. Yani şu an bazı böyle fütürist ileri kişiler şeyi hayal ediyorlar aslında bu ona bağlıyor. Ölümsüzlüğü düşünen bazı insan duymuşsunuzdur. Transhümanistler deniyor onlara. Hatta Elon Musk falan sanırım onlardan. Yani çok da şey yapmak istemiyorum tabii itham etmek iyi veya kötü bir şey de demeyeceğim. Onların çünkü planladığı veya istediği, amaçladığı insan beyni bir şekilde tüm bu nöronların akışı veya hem tecrübelerimiz geçmişi her şey bir yapay zekaya aktarılıp hani ölümsüz bir hale gelmek artık bilinçle birlikte. Tabii ondan önce amaçlanan şeyler var. Vücuda augmentasyon yapılacak işte değil mi? Görüşüm bozuldu, görüşü düzeltilecek vücuda vesaire. Yani bu Evet. tip fütüristik diyelim science fiction, Türkçe bilim kurgu Bilim kurgu, şeylerin evet. evet gerçekleşirse bu dediğinizde yapılabilir ama tabii etik problemler var. Kimin zekiyi silinecek? Hafızası. Oradaki o kararlar falan çok tehlikeli. Kötü insanların eline geçerse önüne geçen kişinin her sevmediği insanın da beynini temizlemesi
izleyebilir. O yani çok enteresan sorunlar bekliyor ileride insanlığı. Ama yani benim hep gördüğüm, hep konunun takılıp geldiği yer şey oluyor hocam. Yani etik oluyor her zaman. Evet, Çok etik. enteresan yani. Çok doğru. Ya etik hakkında anlattıklarım da anlaşıldı. En azından kafada bir yer etmiştir umarım bu algoritmaların tasarlanmasındaki hata, yani dikkatsiz davranılırsa yanlılık ve etik sorunları. Bunları da Evet. gençlerin ortaokul, lise seviyesinde anlaması çok önemli. Evet, kişisel haklar, özgürlükler, etik çok önemli. Hepimizin ve çocuklarımızın o şekilde yetiştirmemiz ve dikkat etmemiz gereken, hayatımızın her noktasında, her adımımızda dikkat etmemiz, düşünmemiz gereken değerler bunlar. Evet. Yine B. Yücel hocamız demiş ki, örneğin yüksek lisans öğrencileri liselerde algoritma ile ilgili öğretmenlerle ortak çalışmalarda bulunmak ve yönlendirmek üzere çalışma yürütebilir mi? Yani böyle çalışmalar olduğunu ve olacağını düşünüyorum ben ileride. Hocam Tabii sizin ki. görüşünüz nedir? Aynen. Hatta bize şimdiden hani geçmişte böyle bir iki çok iyi liseden öğrenci gelip çocukta bitiyor ama iş. Hani kendisi oturmuş önden biraz kodlama çalışmış, makine öğrenmesi, online dersleri çalışmış. Aynısını şeyde gördüm, Silikon Vadisi'nde. Gerçi sanırım o çocukların anne babaları bilgisayar programcısı olarak çalışıyor yapay zeka ama makale çıkaran var, birlikte uygulama geliştiren liseliler var. Böyle bir şey hazırlayabiliriz örneğin. Bir liste, şu dersleri, yani biz anlatmak zorunda bile değiliz. Önden çünkü yapması gereken çocuğun online dersleri alarak işte Coursera'sı var biliyorsunuz. İlgili çocuklar aslında oturup yapabilir. Belli bir temeli edinirse lise öğrencisi ki aralarında yapabilecekler var. Örnek vereyim, bu yıl bizim İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ne gelen birinci sınıf öğrencilerinden şu an benim labımda çalışan 3 öğrencimiz var. Liseden işte Python'dı, Machine Learning'den çok güzel dersler almış. Hepsini bitirmiş çocuklar. Canavar pırıl pırıl maşallah diyeyim. Onları hemen ben 4. sınıf lisans öğrencimle birlikte çalışmalara başlattım. Yani şu var, içinde olan çocuk, istekli çocuk. Biz eğer ona mesela bazı şeyler veririz, yol haritası gibi, şunları şunları çalış gel diyeceğiz. Çünkü yapay zeka, algoritma, bilgisayar mühendisliğinde belli temelleri olmadan şey gibi değil. Biyolojide bazen hani laba sokabilirsiniz. Eli düzgün iş yapıyor, karıştırıyor vesaire. Aman biyoloji hocalarımız alınmasın ama şimdi bilgisayar mühendisliği, yapay zekada biraz daha bir temelli gelmesi lazım. Ve temel kodlamayı bilmesi, makine öğrenmesi mantığını alması ve birkaç ufak ders alması gerek. Ondan sonra gelirse tabii ki yapabilir bu Evet. çalışmaları. Yani bu konuda belki hani tüm yaşları kapsayan bir hani şey çıkartılmalı diye düşünüyorum. Hani çocuk 4. sınıfta ne öğrenecek, 5. sınıfta ne öğrenecek, 6. sınıfta ne öğrenecek? Liseye geldiğinde artık yavaş yavaş işte kalkülüsü mü öğrenecek, öncesinde datayı mı öğrenecek, işte data tiplerini mi öğrenecek? Bu gibi Evet. böyle aslında büyük bir hani şey çıkartmak gerekiyor bu hususta. Büyük bir silabus yani tüm öğrenim hayatını kapsayan bir şey çıkarmak gerekiyor. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. 5. sınıfta bir çocuğa bir şey vermek istiyoruz. İşte algoritmik düşünme becerisini vermek istiyoruz. Ancak ama çocuk daha öncesinde bir şey adım atmamış. Yani bu konuda bir gözlem yapmamış. İşte nasıl çay demlenir vesaire, hani nasıl kek yapılır vesaire gibi böyle hani ön çalışmalar yapmamış. Siz şimdi bir şey söylediğiniz zaman çocuk hani bunu idrak etmek yerine sadece sizi taklit ediyor. Yeni bir şey bulmak yerine, yeni orijinal bir fikir bulmak yerine sadece sizi taklit ediyor. Tabii. Bazen ben hani çok Bu bu konuda ezberci üzülüyorum. eğitim oluyor, değil mi? Ezberci Evet, oluyor evet. aslında. Evet. Evet, ya ben mesela çok üzülüyorum. Şöyle hocam, yani C++ yazıyorlar genellikle bilirsiniz Arduino kodlarken. Onun kendi IDE'sinde C++ tam bozma bir şeyler kullanılıyor işte. Çocuk sadece copy paste yapıyor. Yani hani bir sensörden gelen veriyi nasıl okuyacak? Hani niye o Evet. kodun satırı var? Evet. If niye var? Niye o Else niye veriye var? ihtiyacı var? Aynen, hani ne Aynen. için kullanacak o veriyi? Oradaki model nedir? O yüzden ben Aynen. kavramsal olarak başlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir de belki her sınıf sınıf değil de ortaokul için genel bir böyle şey belirlenir. Yeterlikler, işte beceri ve yeterlikler, skills'lar çıkartılmalı. Aynen ve istekliler aslında bu işe çok meraklılara ayrı bir işte onlar bir şeye alınabilir müfredata.
İşte Python'a Ya belki başlar, evet daha hızlı. makine öğrenmesine başlar. Bence her okulda böyle bir grup öğrenci. Hepsi de yapmak zorunda değil. Hepsi, Aynen ama öyle. az önce bahsettiğim eğitimi bence hepsi almalı. Algoritma nedir, yapay zeka nedir, ama kodlama kısmını belki Teknik eğitimi dediğiniz gibi ilgisi olan çocuk mesela sizden zaten bir şey beklemeden kendisi bile halledebiliyor. Dediğiniz gibi Coursera var, YouTube var, işte aynen. Udemy var vesaire var. Her şeyden zaten kendisi halledebiliyor. Yani liseden de gerçekten öğrenebiliyorlar. Az önce verdiğim örnek, biz çok hayran kaldık bu yeni gelen, bu seneki birlere. Jenerasyon da değişti, biliyor musunuz? Z jenerasyon diyorlar ya, 2000'ler falan geliyor ya artık, 2000 ve Şimdi sonrası. Z'yi de geçtik Çok güzel. galiba. Bambaşka bir yerlere geldik. Ama şu an bize üniversiteye girenler, onlar 2000 ve Z sonrası kuşağı 2000 doğumlular. sonrası. Evet. Ve çok Evet. iyiler. Kendileri yani öyle hocadan da beklemiyorlar. Sadece ufak belki bir yönlendirme. Şu şu dersleri al, sorun olursa gel tartışalımla. Onlar götürür işi. Ama onları böyle meraklandırmak, heveslendirmek, heyecanlandırmak, rol modeli de olmak gerek. O da tabii ki siz Kesinlikle eğitmenlerin, katılıyorum. öğretmenlerimizin görevi. Kaan Yalçın hocamız şöyle bir soru soruyor. Diyor ki 1964 tarihli Algoritmalar ve Otomatik Hesap Makineleri Talat Tuncer'e ait bir kitap diyor. Yıl 2020, çok fazla ilerlememişiz. Yapay zeka yeni bir algoritma üretebilir mi? MATLAB programı kullanılıyor mu diye bir soru sormuş. Şey hakkında haklılar. 1950'lerde aslında bu yapay zekanın, ilk bu yapay sinir ağlarının çıkışı, muhtemelen o kitapta da onlar vardır. Ben o kitabı bilmiyorum ama bahsedilen kitabı. Fakat Rosenblatt değil mi? Perceptron 1950, hatta 1940'larda da var. Bu nörobilim gibi, hatta beyin çalışan, hem de tabii bilgisayar, computational, hesaplamalı tarafı Evet. çalışan bilim insanları. Çok doğru. Şöyle oldu, çok ilginç. 80'lerde falan bu yapay sinir ağlarının bu optimizasyon, backpropagation dediğimiz öğrenme kısmı iyice geliştirildi. Fakat bir 90'ların sonunda durdu bu iş. Çünkü yeterli veri yoktu. Sensörler, algılayıcılar yeterli değildi. Yeterli hesaplama kapasitesi yoktu. Kullanılan yapay sinir ağları 2-3 katmanlıydı. Sonra bu 2012'de patlaması, 2012'de tamamen şeyde ilerlemeler, işte grafik işlemciler, hesaplama kapasitesi, verinin çokluğu, etiketlenebilmesi ve bu şey optimizasyon algoritmaları, tam SGD bazlı ama onların çeşitlendirilip ilerletilmesi, daha verimli hale getirilmesiyle ve bu TensorFlow, işte PyTorch gibi ortamların ortaya çıkması, bunlar ilerletti. Yani o yıllara göre Donanımsal ilerleme olarak da kısmında hani sizin söylediğiniz gibi donanımsal olarak da hani belli bir aşamaya gelmiş olmak. Yani benim evimde bile bir cihaz var şu an mesela. Bir single board computer var. CUDA evet. şeyi var, GPU'su var. 128 core'la çalışabiliyor ve hani çok rahat bir Süper. şekilde Tabii. face detection yapabiliyorsunuz ve kerameti 800-900 liralık bir cihaz yani. Bunu ufacık bir hani kredi kartı büyüklüğünde bir cihazla dahi yapabiliyorsunuz artık. Önceden bunlar mümkün değildi. Tabii, tabii, Donanımsal tabii. olarak hani Evimize alıp kullanabiliyoruz. Bak Ömer Bey, sizde varmış CUDA aynen. koşturabileceğiniz bir. Çok doğru. Aynen Bunların öyle. yaygınlaşması ilerletti. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Yani bir 5-10 yıl daha bu derin öğrenme, şu anki bu derin yapay sinir ağları, ama sonrasında bu çıkarımları yapabilecek, görmediği ortamları, senaryoları öğrenebilecek şeylerde farklı matematiksel yönlere de evrilebilir. Hani kestirim yapmak zor. Şu anki haliyle de Şimdi ama birçok tam şeyde bununla ilgili bir yardımcı soru olabilir. var hocam. Evet. Figen Yıldız hocamız demiş ki, kuantum bilgisayarlarındaki teknoloji yapay zekaların işletim sisteminde kullanılıyor mu? Kullanılmıyorsa ve kullanırsa yapay zeka çalışmalarını nasıl etkiler diyor. Kuantum Buyurun. bilgisayarları biliyorsunuz. Anladım. Güzel bir soru ama maalesef vaktim olup da o konuyu okuyamadım. Aramızda birkaç arkadaş, hatta merkezde o konuyla ilgilendi, okudu ama kusura bakmayın cevap veremeyeceğim. Orada şu an neyse, yanlış bir yorum da yapmayayım. Kusura bakmayın, okumadım tam orayı, kuantum tarafı. Yani kuantum bilgisayarlarla ilgili zaten bir sürü şey dönüyor ortalıkta. Böyle bende bir tane kuantum bilgisayar var. Bu kuantum bilgisayar mı değil mi gibi böyle bir sürü spekülasyon dolaşıyor. Evet. Hani Google'ın kuantumu var mı, yok mu? İşte Evet. IBM'in var, işte herkese açtığı falan gibi bazı şeyler var.
Yani çok hani bence şu an bulanık bir alan bu. Hani hocamızın da dediği gibi yani imtina etmekte, bir şey söylemekte, imtina etmekte Özel fayda var uzmanlık, diye düşünüyorum. aynen, özel yani bilim insanı olarak da o konuda çalışmadığım için yanlış bir yorum yapmak istemiyorum o konuda. Ona çalışan hocamıza sormak gerekir. E tabii canım yani hani hepimizin bildiği sıfır.